Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü, ömrümüzü hayli ve bereketli eylesin. İnşallah nasip edecek gelecek ömrümüzü kullandığımızdan daha hayli eylesin. Cenab-ı Hak bizi bizi bırakmasın. Abiler Dima 238 his dersine devam ediyor. His kaç? 9. Başlıyorum. 248 işaretleyeceğiz. 60. Buradan başlayayım. Binan Aley onların hakikaten zaman ve mekanca uzak oldukları halde abiler çok önemli. Peygamberler ve Müslümanlar birbirinden mekan ve zamanla uzağız. 3 ee, dünya ve ahiret, dört, alemi şehadet ve alemi gayb, alemi ervahtakilerle hep uzağız, mekan ve zaman. Onlar daha vücuda gelmedi, senin torununun torunu mesela. E, zaman ve mekan, mekanları da farklı. E, yani genel bir kaydı diye dört tane söylüyorum. Ruhlar aleminde, Allah'ın ilminde, ruhlar aleminde, ahirette, e, ahirette, mekan itibariyle, peygamberler, zaman itibariyle, yapı itibariyle birbirinden herkes uzak. Uzağız. Bunları bir yapıyor. Bir sistem yapmış Allah. Onları bir bütün yapıyor. Sanki aynı zaman aynı mekanda yaşamış gibi yaşattırıyor. Çok tuhaf bu. Onun için ustad demiş ki bu sistemi yakalamış. Birimiz şakta, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cemitte olsak, dünya ve ahirette olsak biz beraberiz. Bu bir temenni değildir. Bu kanunu yakalamış. Bu böyleymiş zaten. Onu şey yapacağız. Çok tuhaf. Ee, neyi kaldırıyor? Böyle kabire ne diyordum Şey kafanın içerisine şurada geçiyordu. Kabire ee, zindan. Ne? Ee, zindan kafaya aslında kabire zindan demiyor orası. Kafayı zindan. Zindan burası. Mezar. Ee, Mezar zindana. Zindanı mezara ha zindanı mezara ithal eder. Kafasını kafası mezar olduğunu söylüyor. Kafası zindan burası olduğunu söylüyor. Yani burası alemi gaybın suretidir. Oralar hakikattır. Suret hakikattan, hakikat suretten kopuk değildir ki. Yani bu cinsten bir şey olacak en azından. Tamam. Bak bir de okuyorum. Binan Aley onların Hakikaten yani ortadan aldık tabii malum biliyorsunuz aldı bu cümleyi. Orada bunu işte işaretleyeceğiz da. Zaman ve mekanca uzak oldukları halde Kur'an bize işa, işareti işareti hissiyle gö gösterilmeleri his ama hissin fikri var. Fikri tarafı var, his var, hissinisi var. Ee, hakikati var, mayyeti var dört tane. Azametini ve uluvu mertebelen işarettir. Metin bu. Size ilk önce şöyle bir şeyle başlayayım. Abiler, his çok değildir. Vicdandadır his. Elimi koydum bak, vicdanda his. Dima, dima'daki fikirler, hayaller ne olursa olsun buraya aktarılırsa his olur. Fikri his olur. Fikri his deyince Aldanmamak lazım. Yani kafada his oldu değil, kafada kuvva var, kuvvet, kuvvet var, kuvvetler yeri burası. Vicdan, şey vicdanda hisler var, kapta duygular var, Ruhta latifeler var. Eğer dimadaki bilgiler, zanlar, malumatlar izan yoluyla dimadaki izan yoluyla vicdana girerse, burada hisse dönüşür. Eğer fikirler kalbe giderse, o fikir fikir formatını değiştirir. MP3 değil de MP4 olur. Duygu olur. Fikir. Eğer o fikirler ruha aktarılırsa latife olur. Tersini yapıyorum şimdi. Vicdanın anası rervası, ruhun dört havası olan irade latife-i rabbani diyor. Yani vicdana, vicdanın anası rervası dört. Aynı zamanda ruha giriş ve çıkış kapısı olan vicdan. Bak ruhun anası verbası ve, ve ruhun dört havası aynı şeyi söylüyor. Demek ki bu vicdanla e, şey giriliyor, ruha giriliyor, dışsal, içsel oluyor. Ruhtakiler de dışsal olacağı zaman vicdanı kullanıyor. Yani onun için ruhun dört havası. Şimdi dedik ki elime bakarsanız burası vicdandaki his. Burada fikir var. Eğer buraya aktarılırsa e, fikri hissi Fikri hissi, hissi fikir değil de fikrisi olunca zannedin, zannedersin ki bu tabir günce akılda his var, akılda his yok. Akıldakiler burada hisse dönüştü demektir. Veya akıldaki fikirleri buraya değil de kalbe atarsa duygu olur. Yani fikri duygu, latif şey ruha aktarılırsa, ruha aktarılırsa latif olur. Şimdi tersini yapıyorum ruhtaki latifeler dışsal olacağı zaman eğer kalbe atarsa ruh biliyorsun birim bakımdan ruh üstün sonra kalp sonra vicdan böyle ya. Ruhtaki latife kalbe atılırsa ruhtaki latifeler format değiştirir duygu olur. Eğer vicdana atarsa ruhtaki latifeler format değiştirir his olur. Eğer ruhtakiler latifeler dima atarsa format değiştirir fikir olur kuva olur yani. Kuvvetler olur. Hep misal verdik böyle konsantre olup da at diye vuruyorsun. O güç nerede? Kuvvadır, limadadır. Orada, orada aktif oluyor. Gizli, üstü ölçülüyor. Şimdi dolayısıyla... Heh. Şimdi e, bu vicdan için e, ruha giriş ve çıkış kapısı dediniz ya. <laughs> yani, e, önceden daha şu, önceki bilgilerime göre hani vicdan daha çok dima ile kalp arasındaki Zorunluluğunu gören bir yapıydı, sistemdi. Gene de öyle. Şimdi gene öyle. Ama bir fark eklendi yani, yani sanki e, kalple e, ruha gidiyor. Yo yo yo. Geldi de. Yeni orası. Yeri... Yürü yani, mesela senin olarak direkt vicdan ruhla mı ilişkili? Ha yani şöyle. Aradaki kalbin e, şeyi ne? Yok şöyle vicdan buraya koy, dima buraya koy, kalbi buraya koy, ruhu koy. Yani e, kalp ile e, dima arasında bir berzahtır vicdan. Ama ruh kendisini dışsal yapacağı zaman vicdan yoluyla dışsal yapıyor. Dışarıdakileri içeri alacağı zaman vicdan alıyor. Eğer ruh şey ruh İcil yapılanmayı yapacağı zaman kalp ile yapar. Yani reistir. Seni dünyanınla misal vereyim. Başhekim olduğu için bölümün müdürü var. Bölüm sorumlusu doktor veya bir de oradaki acildeki doktor. <laughs> evet, bunun amiri, acildeki amiri o bölümün başındakidir. Bu demek değildi ki başhekim onları aşarak müdahale edemez. Başhekim gelir acildeki veya en aşağıdaki birime direkt direktif verebilir. Allah da yapıyor. Hususi tecelli ediyor. Bir de umum saltanat adına tecelli ediyor. Umum saltanat adına vahiy yapıyor. Hususi konuşacağı zaman ilham ediyor. İlham nedir? Allah'ın kişiye hususi konuşması. Şöyle bir soru geliyor aklına. Ruh vicdan olmasaydı cesetle, dimağla, kalbile nasıl beraber çalışacaktı? bir metin var ya çok meşhur bildiğimiz bir yer abi. Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla mütelezziz. Evet. Vicdan olmasaydı ruh bu hasiyetleri kullanamaz. Evet. Diş salı içe taşınamaz. Mesela ruh ötelerden aldığı bilgileri melekut gaybul gaptan aldığını insana içsel yapılanma yapacak. İç inkişaf. Nasıl yapacak? Kalple yapacak. Ama aldığı şeyi ruh nasıl dışsal yapacak? İç yapılanma değil, dışsal. Eyleme, zihne. O zaman vicdanı yapıyor. Zaten öyle geçiyor ya. ruhun şey vicdanın dört hava şey ruhun anası rerbası ve ruhun dört havası. Yani bu vicdan ondandır ki bir mekan yok. Mekanı yok. Akıl deyince elimiz gider. Buraya gider. Kalp deyince buraya gider ruh deyince ve vicdan deyince bir mekan iddia gösteremiyoruz. Ruhla vicdan mekanı yok. Yani kalp olduğu gibi onun da böyle bir şeyi yok gibi. Şimdi devam edeyim. Her şeyi hisseden sen kendi kendini hissedebiliyor musun? Mesela yemeği hissediyorsun. Yemeği hissediyorsun. Dokunuyorsun. Dokunma duygudur ama hisse taşınınca his olur. Yani hissi abiler kim ne atarsa orada format değiştirir, hisse dönüşür. Histekiler ise dışsal olduğu zaman mesela his dima atıldığı zaman fikir olur. Ha, his nedir? Daha önce bilmem dedim mi? Şimdi mi diyeceğim? Bilmiyorum. Daha önce dedim bilmiyorum. Alemi Şehadeti görüyor musunuz abiler? Görüyorsunuz. Bu daire daire nedir biliyor musun? Bu duvarlar değildir. Mevlana der ki çömleği çömlek yapan içindeki boşluktur. Yani o boşluğu tanımlayan duvarlarıdır. Dershane denilen bu boşluktur. Duvarlar değildir. Heh. Şimdi içsel dışarıda alem-i mekan var mı? Var. Hepimiz oradayız. Binamız da orada. Mekan. İçsel alemdeki mekan histir. İçsel alemin mekanı <laughs> histir. Zihinde mekan açıyoruz. Harika. İşte onun farkı da yazdık. Şimdi burası mekan mı Gafur? Burada masa var mı abi? Otuk var, sen de varsın. Peki mekana benziyor musun? Ha, mekan histir, içindeki objeler zihindir. Zihin alemi, 18 bin alemin haritası tefekkürle mekan açıyor. Yani 18 bin alem açılıyor. Yani burada masayı uzatıyoruz. Mekan açıyoruz. E, çok uğraştım. Belki de haftalarca his de zihin arasında ikisi de mekan. Birisi birisi an yaşanan kişinin mazi ve müstakbel halde yaşatan, çünkü hissi mazi müstakbeli yoktur. Hepsine cemdir. Hepsi oradadır. Biz onu mesela büyük zatlar e, alemi gayba geçtikleri zaman e, mazi ve müstakbeli anda görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Vicdandaki hisle mekanda hepsi var. Yani bir insan evinden bir tanesinde inkişaf ederse bu, Herkeste vardır ama inkişaf etmemiş bizde. Bir daha söylüyorum. E, alemi gaybtan olan mazi ve mustakbeli büyük zatlar nasıl hazır görüyor? Histe. His şu mekana benzer ama koltuklar, masalar, kitaplar bizim olmamız o mekan, mekandaki e, şi, farklı şeyler. Mekandadır diye mekana benzemez. Zihinde bu. Yani. İçsel alemin mekanı, içsel alemimizin mekanı histir. His, iç alem. Orada tanımlanıyor. Onun için her çeşit oraya atılır, o dönüşüyor o. Şimdi biraz da devam edeyim. Herkese hususi o zaman. İyi. İç alemi. Evet. Beraber, Peki nasıl mekan şey yapıyor? Bunu nereden bulduk? Sor, baktım ki sabır kalpte mekan açıyor. İlk defa ben gerçi paylaştım sesli vesaire sizinle ama hangi sayfada olduğunu şey yapamadım şimdi. Yani şimdiye kadar hiç işte sabır yutkunmak değil, Allah canı birine bakmak hepsi doğru. Fakat yeni bir şey nasip etti Allah. Kalpte mekan açıyor. Ne demek mekan? Pist olmasa uçak iner mi? İnmez. İnne Allah'a ma sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir beraberdir. Yani uçak piste indi demektir. Allah e, hüzünlü kapteyim diyor. E nasıl olacak bu? Bunlar hep sıraladım böyle. Ha, kapte sabır. Niçin namazla sabırla Rabbinizden e, yardım isteyin? Sabır yutkunmak değil. O da var da değil Veya Allah canibinden bakmak, yorumlamak da değil ama var. Mekan açınca Olay senin o seni sabırsızlık yaptığın, sıkıldığın şey o kadar mekan açıldı ki ha böyle bir şey. Furkan'ın defteri orada. Kapatıyor mu burayı? Yok. Darlıkta da yok. Ama küçük bir yer olsa o defter rahatsızlık verir. Kapte de sabır mekan açtı mı? Ailevi, psikolojik, kabir, kabir, ölüm o mekanda hiçbir şey ifade etmiyor. Mekanı açmış. Mekan çok büyük. O zaman oraya pis iniyor şey pist oluyor uçak iniyor. Allah tayin ve teşahhus ediyor. İnna Allah'a ma'as sabirin. Sırrı işte. Sabrın mükafatı zaferdir. E işte budur. Fethediyor. Fethediyorsun orayı. Açılıyor. Nasıl ki zihinde tefekkürle mekan açıldığı gibi, iç alemde hisle mekan açıldığı gibi, de mekanı açan sabırdır. Sabır acayip bir şey. Allah namazla ve sabırla yardım dilin. Sabır aklım gitti. Yani en büyük şeylerden bir tanesi, malum bir tanesinin bir tanesi buydu. Üç tane Allah nasip etti şu iki buçuk ayda. Malum bir zata bunu söyledim. Bu işlerin uzmanı üniversiteci. Dedi ki Hasan kardeş bunun hakkında dedi kitap yazılı. Bu çok ilginç dedi ya. Ama çok güzel delillendirmen lazım dedi. Hepsi delilleri mevcut dedim böyle neyse. Ee, yani şimdi ona e, bu sefer bana kapı açtı araladı. Sabır kalpte mekan açıyorsa. olan dedim kalpte mekan açılıyor. Ee, şeyde his de zaten içsel mekandı. Dedim akılda mekan niye açılmasın dedim ya. E, ru ruhta da mekan açılacak. Onu okuyacağız şimdi. Akılda mekan nasıl açılıyor? Vicdanda mekan nasıl açılıyor? Kalpte ama bu mekan nasıl? Buna söyledim de güzel bana şey verdi. Dedim ki bir çip eskide beş tane film koyardın. Aynı çip ağırlıkla Aynı şey. bunu Apple öyleymiş. Para veriyorsun hiç telefonun vermeden mekanını açıyorlar. Beş tane film koyabilirken o hafızaya hafıza aynı kart yani yazılımla mekan açılıyor. Aynı çipe mekan açılıyor mu? Açılıyor kardeş. Beşer zaten bu sanata muvaffak olmuş. Allah etmiş. Şimdi ben akılda mekan açmayı gideceğiz. Gidiyoruz bugün. O çok antikamız olacak. Vicdanda bu sayfa burası. Vicdanda mekan açan histir. Kalpte mekan açan sabırdır. Diğerlerini de okudukça geleyim. Her şeyi hisseden sen kendini hissedebiliyor musun? Zaten bu sorudan sonra şunu sormuştum kendime. Acaba kendimi kendim görseydim? Kendimi kendim görseydim? Kendimi kendim... Ben hakiki veçimi yüzümü görsem nasıl olurdum? ürküttü beni biraz. İyi ki görmüyor. Hiç kimse de kendisini hakiki yüzünü görmek istemez. Günahtan bahsetmiyorum abiler. Peki görebilir mi? Kendisini kendisini asla göremeyecektir. Çünkü nihayeti yok ki. Peki gören kim? Ben. Görülen kim? Ben. İkisi kim? Sonsuz. Sonsuz sonsuza yansırsa ne olursa öyle olur. O zaman şey yapayım. İki ayna ayna aynayı koyarsanız ne olur aynalarda ne gözükür? Sonsuz derinlik gözükür. Ben koyduğum için söylüyorum. ayna aynaya koydum. Ayna aynaya olursa ortada sen ol. Ortaya sen ol. Sonsuz olursun. Kaç sonsuz oldu? İki. Bir tavana koy bir de yere koy. Dört boyut sonsuz. Ee, ön ve arkaya koy. sağ sol koymuştuk. Altı tane sonsuzluk boyutu var insanda. Altı tane iman esası. Altı tane zaman ve e, şeyde 29. Lema-i Arabiye şuaların sonunda altı yön anlatılıyor. Başka altı yön? iman altı yönü nasıl tanımlıyor? 17. Sözde. İman sağ yolu böyle tanımlar. İman sol yolu böyle tanımlar. Ön, arka, alt ve üst. Bunlar hep boyuttur. O zaman... Görmek isteyen sonsuz olan benim, görülmek isteyen de benim iki sonsuz birbirine yansırsa herhalde sonsuzun sonsuz karesi olur herhalde. Asla onun için kendisini kendisini göremeyecektir. Çünkü görmek isteyen de görülen isteyen de ikisi de sonsuz ben, ben, ben beni görmek istiyorum. Ben beni nasıl yata edeceğim? Onun için acayip bir şeyiz yani biz. Tuhafız. Dağılır mı acaba şu sabrın e, suret kanunu takat mayetini yazsak? Çok iyi olurdu o yazmış mıydın ya onu? Yazdım da şuraya tahta yazsak mı? Tabii tabii ama <laughs> da, 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 oraya gelsin de yazalım biraz. Belki onu deyince acaba onu ben yazdım mı sen sana sen yazmışsın ben defterime geçirdim senin şeyini. Herhalde o zaman. Emniyeti biliyor musunuz? Çünkü suret surette e, ak, akılda mekan açmak, e, kanuniyette vicdanda mekan açmak. İstersen e, e, hakta eee me me mekan açmak, maniyette de ruhta mekan açmak. Tam denk geliyorum tam. Acayip. Evet, biraz gideyim yazalım. Ama bir şu burası zaten. İşte e, oturdum ya balkonda her şeyi hisseden hey her şeyi hisseden his his hissi hissetse ne olur bana taşıdı ben beni görsem olurdu diye hisse his her şeyi hisseden sen kendini hissetseydin mesela dil kendisinden lezzet alsaydı nasıl olacaksa şimdi cümle bitti başka bir şey geçiyorum türbülans tümbülansa girenin bir şey sorayım mı? Tabii tabii, he, duymadım. Şimdi mekan açmaktan anladığınız abi, mesela şu an e, harici alem var, zihninde ayrıca bir mekan açılmış bir durumda. Bu zihnindeki mekanın tebettül etmesi bir yeni mekan açmak, yoksa zihnindeki mekanın içine girip orada başka bir mekan daha mı açmak. Bunu Değişim olarak bu, mı anlıyorsunuz yoksa derinleşim bunu, olarak mı anlıyorsunuz? Bunu bunu soran var ya soran sen ve ben. Yani şudur budur diyemez ikisi de vardır geliyor bana. Kendisi çok müşkül gibi yani. Zor gibi. Zor ama aslında yapılıyor yaşıyoruz zaten. Demiyor musun İyi ki bu dersi dinledim. Sabır nedir mesela? Anlatıyorsun tamam elhamdülillah tamül gücü verdin. Arabam kaz oldu aile bir sorun yazıyor kanserdim. Ama ne bileyim hastaydım doktor bir şey söyledi daha tamir şey verdi. Meğer o e, meyus ve ümitsiz bir hasta nafi bir nasihat var ya. mer kafasında o söz anlatmak istemedim dün de. Akılda mekan açıyor. Hastalığını içine koyuyor. Defter, masamın içinde kalem. Pek de yer tutmuyor. Ama gözümün içinde çok büyük. Yeri yok yani. A, rahatsız ediyor. Hastalığım gözümün içinde kalem gibiydi. Doktor geldi ümitsiz hastaya ümme ise. Şu yaptı, açıldı masa gibi oldu. Yani e, düşünceler, malumatlar, bilgiler, tefekkürler e, kafada mekan açıyor. Şey midir yani? Keyfiyetini bilmiyorum İrfanlama ama. Keyfiyetini bilmiyorum ama mekan açıyor. Daha önce alacağım abi. Daha önce beni rahatsız eden İkide bir vehim vesvese. Şimdi de çok da garip, çok da basit geliyor. Hatta gelmesi, gelsin, gelmesine korkmak şöyledir. Ona gelse de böyle bir tür, böyle bazı şeyleri öğrenmeme vesile olsun deyince de gelmiyor şimdi. Ya, yani düşünceler diyor bak. Düşünce, bilgi, malumat, zanın her çeşidi. Vehimler, hayaller, dimada, şey, serbest belgede mekan açıyormuş bu şunu da kim? Kalp ise veya acele mi etme biraz malzeme mi? Yani mekan açmak biz kavram olarak biz bunu birkaç senedir kullanıyoruz. mekan açmak nedir? Biz bir de bunu konuşmamız lazım. Evet. Ya, şey neyin mekan neyin açmak nedir yani? Ben bir şey kalbime geldi. Heh. E, vücudu harici vermek midir? Yani kudretin taarruk ettiğin Evet, o o kesin. Yani kitab-ı mübine mazar oluyoruz. Yani mevcudun, vücut, vücut bulması. Ha? Evet, yani e, zaten şu anda biz burada bulunuyoruz da fakat buralı değiliz. Bunu bir kere anlayamamışız biz. Yani dünyada bedenden başka hiçbir tarafım buralı değil. Atomik tarafım mesela anasından doğuyor, tüketici portakal yiyor, elma yiyor, ne yapıyorsa yapıyor. Şu karşıdaki mezarlıkta gidiyor, ve orada da çürüyor. Yok kemik de yok. La hakikaten. ...başlangıcı ile sonu arasında bir sürü faaliyetler vardı. Meyve yedi, istedi, araba yaptı, bilmem ne oldu. İki arasında madde itibariyle, dünyalık mekan itibariyle hiçbir şey yok. Fakat e, her şey oldu. Nerede oldu? İşte e, herhalde İmam-ı Mubin ve Kitab-ı Mubin'i alemimizde aktif ediyor mekan açmak. İkisi bir. Ama e, biraz gideyim de gelecek o mekan açmak... Yani lefi mahfuza mazar olmak gibi bir şey yani. Şunun için söylemiştim. Şimdi zihindeki mekan açmakla, his mekan açmak arasında belki başka türlü mekan açmaklar da çıkacak bize. Bu bunların şeyleri farklı olması lazım. He. Biz mekan açmak diye şimdi önce onu bulduk fakat o kavramı belki değiştireceğiz. Tabii yani gidiyoruz içeriye doğru işte. Fakat mesela adam bizim gibi yaşıyor şu anda hazır zamanda yaşıyor. Mazi ve müstakbel bizim için gayb ya o Haziran gibi görüyor Kadir Gecesi ya. Kadir Gecesinin biz Kadir Gecesi'ne mazar oluyoruz. Kadir sıfatın şey esmasına. Kadir ismine mazar olan bir zat her günü her gecesi Kadir Gecesi oluyor. Mazi ve mustakbel. Mesela diyelim ki kabir bizim için gayb. Ustad için gayb değil. Peygamber için gayb değil. Mesela lefi mahfuz cennet cehennem gayb ya. Gayb ya bizim. Ama peygamber için şuut. Gayb değil. Onun gaybi başka oldu. Ha. yer açıldı. Yer açıldı derken aklımız kainatın aleti ya. Ne aleti? İlişki ve çelişkileri çözen bir alet. İlişki. Bu aletle ilişki ve çelişkilerin aletiyle termometreyle, barometre veya e, diyoruz ki e, sütü ölçen litreyle bu bina kaç metredir? La kardeşim litre ölçeliğiyle metre ölçeliğini termometre ile barometre birbirine karıştırıyoruz bu akılla onu yatay demiyoruz zaten bu derslerle tefekkürle akıldan çıkıyoruz biraz ama akıl kullanıyoruz akılsız olmaz zihine geçiyoruz ve zihinle yapıyoruz şunları şu anda akıl yöntemiyle akıl vahiy mesela şöyle misal veriyorum. Çanak antenle görmediğimiz uyduyu gö görüyor muyuz? Filmlerini. Duymadığımız sesleri duyuyor muyuz? Evet. Peki iyi dinleyin. Çanağı ben karşı karşıki binaya çevirsem bina gözükür mü televizyonda? Gözükmez. Niye uyduyu görüyordu önce? Çünkü çanağı kim yapmışsa uyduyu da aynısını yapmıştır. O onu mütemimi oluyor. Onu karşıtı olarak yapmış. Ama Çanağa yapan karşıki bina yansısın diye değil. O zaman başka bir derinlik. İşte bedenimizin dışında hiçbir şeyimiz ama hiçbir şu andaki aletimiz bile buralı değil bu mucizeyedir. Bunu Allah nasıl yaptı burada aklım almıyor. İmam Gündey abi sonsuz mekan ihtimaliyatları var mıdır? Var tabii değil mi? Oo. Peki teklif var mıdır? Orada teklif ancak melekütü taraflarımızda varsa şu anda teklif yok. Yok 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 o şey. O zaman kitabın bindeki bana yapılan teklifle benim ona verdiğim cevaplar mekan olmuyor mu? İşte abi biraz da gidelim. Evet mekan. Ama mekana şey hepimiz zevk aldığımız için buna takıldık biraz gidelim. Bakayım nedir? Ee, i̇ki dostla bir fincan dünya kadardır. Bir dünya iki düşmana fincan kadardır. Tabirindeki mekan nerede? Ne? Ya. Veya veya Doğru söyledi bak veya aynısı paralel. Bu ikisi arasını kazanma geçti. Bu ikisi. Bu ikisi var mı? Mesela mektubatta geçiyor o misal. İki düşman iki düşman çölde çölün bir ucunda bu tarafta ötekisi bir tarafta. Ama görmüyor kendisi. Biliyor ki çölün orasında o. Fincan gibi dardır o çöl. Ama iki tane dost asansörde. O nereden geldin ya? Fe Allah. Üç kat keşke bitmesin istemezsin. Veya on beş kattan iniyorsun asansörde. Ya ne çabuk indik. O asansör geniş olur. Vay be iyi ki geldin ya. Oh be rahatladım ya. Hastanede üçüncü kattan iniyordu kafası şey. Ya ben de seni zannettim falan. Bir teselli verici bir adama o asansör ne olur ona? Sahra olur. İki birbirini nefret eden düşman aynı çölde ama görmeseler. Birisi burada, birisi burada. Fincan kadar dar olur. Nerededir? Burada. Evet, hadi gidelim. aslında mekan katlaması da var. Devam edeyim, biraz devam edeyim. Müsaade edin. Mekan ile şimdi birinci derste şey yapacağız değil de. Bakalım nasıl? İşte bir araladık. Allah bir şey nasip etti. Gidelim bakalım. Abi öyle abi. Tür. Doğru. Ee, bu dar olan, o iki düşmana dar olan o fincan kadar dar olan e, akli mekandır, öbürü kalbi mekandır. Abi gidelim. Türbülansa giren, uçaktan korkan bir insan ağır bir türbülansa girse bak, e, o kullanıyorum o cümle bitti başka bir cümle. Türbülansa girenin tek tutunacağı yine kendi oturduğu koltuk, koltuktur değil mi? Şöyle, oysa türbülant ona hissettiren koltuktur. Türbülansı hissettiren kimdi? Koltuk. Kendisi kendisini kötü hissettirene gene tutunan insan gibiyiz biz. Gene ona tutunuyoruz. Bak şimdi. Kendi kendine o zaman kendi kendine tutunma. Kendinden daha değerli şeylere tutun. Oturduğun koltuğa tutunmak çare değil. Zaten türbülansı sana koltuk hissettiriyor ve sen yine ona tutunuyorsun. Yani o zaman sen kendini kötü hissettiren Hasan yine sensin. Kendini kendine kötü hissettiren sensin. Sen kendine tutunma. Sende senden daha değerli bir şey var. Ona tutun. Sende senden daha değerli bir şey var. Ona tutun türbülansı sana hissettiren koltuktur zaten oturmasaydın havada olsaydın uçağın ortasında olabilir. Öyle bir şey olsa o hava boşluğunda olsa türbülansı hisseder misin? Böylesin hiçbir şey hissedemezsin hava boşluğunda. Benim dışındaki uçak böyle şey yapsa ne olacak ki ben buradayım zaten. Türbülansı bana hissettiren koltuktur. <laughs> türbülansı hissettirene, türbülansı bana yaşattırana çare diye tutunuyorum ona. Daha beter. Kıçım hissettiriyordu. Şimdi elim de hissettirmeye başladı. O zaman sen kendine tutunma. Zaten sen kendini kendi kendin kötü hissettiriyorsun. Peki nereye tutunacaksın? Sen de senin dışında senden daha değerli bir şey var. Ona tutun. Nedir o? İman. Sen yine ona tutunuyorsun. Başka bir örnek bak şimdi. Mekan açmaya şey yapıyoruz şimdi. Kamera görüntüyü bataryadaki enerjiyle aldığı gibi şimdi Kamera ayrı bir sistem, enerji ayrı bir sistem. Çok ilginç misal yani bu bu, bu şeyi. Bak şimdi. Kamera çekiyor ama batarya ile çekiyor. Kameranın işlevine bak, enerjiye bak. Bataryasız kamera yok. Kamerasız da batarya çekemez. Ama ikisi hiç alakasız. Ama bir gayetçi toplanmış. Bir de okuyayım. Kamera görüntüyü bataryadaki enerjiyle aldığı gibi... ...mekanı kaydeden mekanı kaydeden çipin mekanı yok. Mesela çip var ya çip. Hafıza kartı çip. Mekanı içine alıyor şu anda. Ama onun mekanı yok. İçinde mekan yok. Mekanı içine alanın kendi mekanı yok. Kamerayı yani sesi ve görüntüyü aldıran enerji pilin kameraya da benzemediği gibi mekanı içeriye yani çeken kamera çipe yani mekansıza mekansıza sesi çipin içinde ses var ama çipin çipte ses yok. Ses orada ama ses yok. Sessiz yere ses, mekansız yere mekan, renksiz yere renk koyuyoruz. Beşeri sanat böyle olursa yapılan. Sesi sessize, sesi sessize. Renkleri renksize, Çekim anındaki tarihi ve zamanı zamansıza kaydetmesi tarih gösteriyor ama orada tarih yok ki. Kamera tarih koyuyor ve ama e, orada zaman yok. Yani çipte zaman yok. Mesela getirmişti Erdinç CD var. CD'ye bir şey kaydediliyor böyle. Bir parça burada demişti. Bu parça burada. Bir parça. böyle sıralı falan değil ya. Bir burada bir burada böyle yani DVD'de He? Hepsi Her yerde. Her yerde. DVD'de. <laughs> bir burada bir böyle yuvarlak ya. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Mesela bana hard disk getirmiştim böyle duruyor. Böyle yani şu sıralama yok yani. Hepsi yerde. Bak şimdi. Ee, çekim anındaki tarihi ve zamanı zamansıza kaydetmesi. Zamansız. Çipin zamanı yok ki içinde. Mekanı var mı yok? Mekanı mekansıza, zamanı zamansıza, sesi sessize, renkliyi renksize, güneşi güneşli aydınlık ortamı çekiyorsun. İçi karanlık olan çipe hafıza kartına kaydediyorsun. Güneşi zifiri karanlığa koyuyorsun. Allah da aynısını yapıyordu. Güneş odun yaptı. Donmuş güneştir ya odun. İçine güneşi koydu. Cenaze söyledim. Nasıl yani böyle dedi. Böyle bir tanesi böyle. Yani yaktığın zaman ne çıkıyorsa demek ki oradaydı. Nasıl çıktı? Demek oradaydı. Çıkan bak bakayım odun yakınca hangi renkten şey çıkıyor? Ve nereye koşuyor? Böylesi gitmiyor alev. Böyle de gitmiyor. Böyle gidiyor. Bak bakalım o renk nereye benziyor? Rengi güneşe benziyor. İçi donanımı yapısı enerji güneşin yani şeyi. Yani o ateş, odun içindeki ateşi herhalde sudan gelmedi. Topraktan da gelmedi, havadan da gelmedi, güneşten geldi Işte. Güneşi odun yapan Allah, odunu da güneş yapıyor yakınca. Seni de dünyalık, dünyalığı da ahiret yapıyor. Abi o CD de o zaman yani her şeyin her yerde olduğu makam. Evet. İşte mekan açmaktan bahsediyoruz. Aha işte mekan. Her şey orada oluyor. Adam şey telefon ettim diyor telefonuna çok hoşuma gitti. Mesela kaç megabaytlık e, 5 megabayt mı çip? 5 gigabayt. beş gigabaytlık mekan orada telefon etti. Parayı yatır dedi. Oturduğu yerde o kendi telefonuna, hafızasına 50 gigabayta çıkartmışlar. Yani gönder de biz yeni bir tane takalım. Ka ta kalitesini değiştirelim demiyor. Tamam. Abi sanki cismaniyetten çık kalplerin 10 dereceye hayatına gir diyor ya cep telefonu cismaniyette e, şeye Furkan'a ayrılan yer diğer öteler. ki madde inceleştikçe alemi şahadetten uzaklaşıyor. Alemi kayıp açılıyor. Öyle bir zaman gelecek ki e, şeyde söylüyor. ilim inceleştikçe diyor böyle hassasiyeti ilmiyenin tezahüdüyle hassasiyet ilmini tezahüdüyle açılacak, maddenin üstü kalkacak, enerji, enerjiye enerjiyle muhatap olursak bir yöntemle cinlerdir. Biraz da üzeri kalkarsa esir. Esire matap olursak, görürsek o da melek. Ha bu mu? Böyle bakacaksın. O enerji dediğinin şekil veremiyorsun ya. Mer e, şeyin ruhanilerin vücudu alicisiymiş. Hattis kelimde mi Cenab-ı Melek diyeceksin ki aklında tut diyeceksin tutacaksın. <laughs> ya melekmiş. Bu, bu kainat donmuş melek ya o sözde cismani melaike diyor şu ağaca diyor. Devam edeyim. Yani çok tuhaf şeyler ya bu ise dedim ya bu projede ise girdiğimiz zaman akıl çok ilginçti. Bir de herhalde vicdandaki his. Yani hissi his çok acayip olduğuna delil hisse hiç kimse hissedar olamamış. Çalışmamış, çalışılmamış. Hissi his etmiş koymuşuz. Risalede sır demişiz. Sır demek dokunma, sırdır, bırak değil. Adı sır. Bunun adı kalem. Malem olsa da aynı şey. Yani adı sır. E, his his, de meşgul olana hissedar olur. His aslında hissedar olmak demekmiş. Hisin manası o. Hisse, benim buradaki hissiyatıma hissedarsınız diyor. Çamdan da. Hissiyatıma hissedarsınız. His hissedar olmaktır zaten. Yani. Devam edeyim. E, hafıza kartına kaydetmesi, güneşli bir ortamı, kamera, karanlık bir çipe kaydetmesi. Beşerin sanatı böyle olursa ki insan Allah'ın sanatıdır. O zaman çipte ne dedik? Bunlar kaydediliyor. Çip karanlıktır, sessizdir, mekan yok ama güneş orada kaydedilebiliyor. Sessiz yere ses kaydedilebiliyor. Nasıl mekan açılıyorsa şimdi mekan açmaya geçiyorum. İnsanda ise serbest bölgesinde serbest bölgesinde düşünce, bilgi, malumat orada şey yazmışız. He. Ma, malumat, zanların her çeşidi, vehimler, hayallerle mekan açılıyor. Mesela diyelim ki ustat diyor ki benim hayalim çok geniş olduğundan Hayalini kullana kullana futbolcu gibi, e, doktor gibi, her sanat ehli gibi yapa yapa antrenman olunca meleki sahibi oluyor. Dokunur gibi oluyor. Mesela bir hasta gelse doktor için. Daha belki konuşmadan o kardeşimiz girse. Hasta kadın erkek. Hemen, hemen ortalama ortalama %50-60 tahmin eder. veya yani 40 tahmin eder bu girişiyle. Konuşsa. Konuşsa böyle şey, hop. Meleki sahibi hemen budur diye, diye şey yapar. İşte insan da hayalini kullana kullana hayalde mekan açılıyor. Kendi kendine mekan açıyor. Yani melekeler gelişiyor. Melekeler melikin naz. Malik olduklarımızın çapı veya adedi değişiyor. Demek ki kafamızda daha önce konuştuğumuz kafamızda serbest bölgede Mekan hayallerle, düşüncelerle, bilgilerle, malumatlarla, sanların ne çeşitleriyle, vehimlerle mekan açılıyor. Antrenman yapan futbolcu istidatları geliştiği gibi. Akılda ise nasıl açılıyor. Tefekkürle, ilimlerle, ihtiyarla, ihtiyar cüz ihtiyar, hafızalarla, izanlarla, vicdandan gelen malumatlarla, e, aşağıdan gelen malumatlarla, itikatlarla Mekan açılıyor. Senin için çok kolay inandığın bir şey, adam ne diyor? Sen dünyada diyor en bahtiyar insan, bak şimdi, sen ve senin gibi düşünen insanlardır dedi. Niye dedim Metin? Çünkü dedi, Allah'a ve ahirete inanabiliyorsunuz ya dedi, hiçbir derdiniz yoktur dedi. Varsa da dedi, alacağınız fazla olduğundan, aynı böyle diyor derdinizden daha fazla beklentiniz olduğundan onu pek hala almıyorsunuz. Ama biz eziliyoruz. Ben biliyorum, inanıyorum ki Allah'a ve ahirete inanabilsem hiçbir derdim kalmaz. Aynı böyle diyor bana. Çok iyi biliyorum ki Allah'a ve ahirete inanabilsem hiçbir derdim kalmaz. Düşünebiliyor musun? Bir insan hiç gördün mü dedi, toprak görmekten korkan, görmek istemeyen, karayı görmek istemeyen bir insana rastladın mı? Ne diyorsun ya sen dedim. Ben dedi karayı görürsem ya mezarı hatırlıyorum. Ya hasta insanları ya yaşlı ya dertlileri ya fakir fukarayı. Ben dedi onun için toprak görmemek için gemiye çıktım ve çıkmıyorum. Uğradığım limanlara da, da karayı görmüyorum çıkmıyorum. Yani bunları hatırlamamak. Belki de siz dedi dört gözle bekliyorsunuz dedi öteleri. Ben diyor Allah'a ve ahirete. Demek ki alemimizde böyle şey var ne kadar Allah ve ahiret e, imani billah insanın diyor imanı billah ahiret insan kim olsa aile ayete cennet olur diyor ya demek ki nasıl mekan açıyorsa imanı billah imanı billah ahiret Bu hadiseler içinde mesela diyelim ki masam bu kadar olsa şunu koydum şunu koydum şunu şunu koydum ne oldu nasıl çalışacağım ya darda bunların durumu böyle ama biz ise işte, iman ederek Kapta mekan açıldı. Bunu da koy kardeş. Bunu da koy. Bunu da koy. Tamam canım dursun ya. Sorun yok ya. Hepsi olsun. Mekan şey yapmıyor. Varlığını görüyoruz yeter. Mekan açıldıkça sabır da böyle herhalde. Mekan açıldıkça sıkıntı neymiş onu buldum bir de. Ha sıkıntı da şey. Sıkıntı olayı kökeninden sökmekmiş. Tek düşünüp Olayı bütünsel görmeyip kökeninden söküp almaktır. Yani kareden bir filmden o parçayı almak. O kareden böyle yapıyor. Tamam mı? bir tane kare filmi. Resimde böyle yapıyor. Vay çok acırsın. Ama bütünsel baktığın zaman hakikaten sevinç çığlığı veya bütünsel o hakikaten öyle olmaz. İyi ki böyle yapıyor. Mesela üzülüyor birisine. Yani boğulurken vesaire diye. Demek ki sıkıntı nedir? Bütünsel olan hadiselerin içerisindeki imge, simge, objelerden, hadise ve olaylardan bütünsel olması lazım. Lazımdır ki öyle olsunu alıyor, tek düşünüyor. Bütünsel düşünmeyip oradan alıyor cımbızla buraya getiriyor. Bunun adı sıkıntıdır. Bütün olduğu zaman sıkıntı değildir. Merdiven ve basamak. Mesela ona ait bir misal vereyim. Bakara suresinde gök güle şimşekten korkar diyor. Bu ödü patlıyor. Tek düşününce kendisine bakan yönüyle Hı -hı, korktum. Ama bütünsel düşünelim. Ustad diyor ki o şimşek olmasa yerin altındaki çekirdeklerin binlerce binlerce çekirdeklerin neşineması onun çakma o gök gürültüsüyle çekirdek patlıyormuş ve neşinema olmayacak, bitki olmayacak. Ya yani bütünsel baktığın zaman ne kadar lazım? Ne kadar lazım? Başka rahmeti müjdecisidir diyor. Başka ee, Allah'a bir itimat artıyor. Yani Allah Allah. Cevi konuşturmak diyor. Ama tek başına bir daha söylüyorum sıkıntı nedir? Bizi üzen, bizi ezen, psikolojimizi bozan, bizi bizden eden, bizi biz etmeyen, bizi bizden eden. Neyse o bütünsel içerisinde lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazım zaten. Olan şeyi, o objeyi, imgeyi, simgeyi, hadise ve olayı alıyorum. Bunu cımbızla oradan filmden o kareyi aldım. Şurayı yok sayıp burada tek düşünüyorum. Bunun adı sıkıntı. Yeni bulduğum bir şey bu. Bütün kökeninden sökmek. Kökünden kopartmak. Bütün baktığın zaman. Mesela diyelim ki tek başına olduğu zaman bu hadise, bir hadise. Ya bu ne olmaz ya yaşanmaz ama onun ailesiyle vesilesiyle bütünselliğiyle hırsız veya şey ama ya fabrikada şu işinde hakikaten zarar var ama bütünsel baktığımız zaman faydası fazla. Sabrediyoruz diyoruz değil mi? Bütün bütün ama kökeninden kopartırsan bu tek zararı mutlak. Oysa bütün içinde o kadar da değil. Yani cüzden küle çıkmak mekan açmak oluyor. Evet. Akılda. Sen i̇şte, tamirsiz oluyoruz. Tamirsiz olmamız çünkü kalpte mekan dar. Evet. Ama ne oldu? Hadiseler ha, sıkışmış. Kendimiz o inkişaf ettikçe mekan açıldığı için hadiseyi karşılayabiliyoruz kendimizde. Evet. Ama niyet sabırsız çünkü mekan açmamış kendinden. Birbirinden hadiselerin kopartılmasına sıkıntı denilir. Birbirleriyle tanımlamaya sıkıntının kalkması deniliyor. Mesela cüz'i nazarını cüz'iyetten kaldır diyor bak. Cüz'i nazarını kafam olayı cüz'i cüzileştirdik ya oradan koparttık kökeninden. Söktüm aldım. Cüzi nazarımla kopartılmış cüzi hadiseye bakınca o zaman cüzileşiyor insan. Cüzi nazarını cüzi hadiseleri külliyet içerisinde mutala edersen külli olursun. Dün akşam demiştiniz ya abi gaflet maziyle dalalet gelecekle. Gelecekle bağını kesiyor. Ya, i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> he özür dilerim. He. Tamam. Da dalalet. <laughs> <laughs> o zaman ortada kalan ga e gaflet ve dalaletin içine düşen zaten bütün bütün sıkıntı oluyor. Acayip ya. Maziye sar, imani billah, vahiye duyarsız, Allah'tan medet almayan Allahsız olmak dalalet, sar. Vahye sar. Geleceğe kör hikmet Ahiretsiz dünyaya bakmak hikmetsiz oluyor. Hikmet ilmi ancak "Ve men yute'likmete fekatunen haylen kesira kime hikmet verilmiş ona çok büyük hayırlar verilmiştir." diyor ayet ayeti kerimede. Ahiretin noktayı nazarıyla bu dünyaya bakmak hikmet nazarıdır. Ahirete bakış gözü açık oluyor. Kapatırsan o gözü geleceğe, ahirete, hikmetsizlikliğe dönüş onun adı da gaflet. Geleceğe kör gaflet geçmişe sar, dalalet. Biz Risale-i Nur'da bilmiyoruz be kardeşim. Gaflet ve dalalet. Yani manyak manyak yaşıyor işte. kopuk hakikattan e, düşüncesiz. Allah ve ahiret ne işe Tamam doğru söylüyorsun da ama bu kadar değil ya. Bu kadar basit. Sığ değil ya bu iş. Bir şey geldi de aklıma. Şimdi hani cüzden külle çıktık. Tam bir mekan açılmış. Ama bazen yine çok küçük bir şeyde boğulabiliyoruz ya açılmış bir mekan var ama kafada açmışız, o küllileştirmişiz yani kendimize. O bazen oluyor hissende, fikrende oraya yine çıkamıyoruz. Ustat Mesleği de diyor o ki, şey yok kapanmıyor da şöyle oluyor. Bazen harici hadiselerle sıkıntılarla vesaire diyor ki, bütün kainatı yutsa tok olmayacak. Mesela bir insanın vücudunu düşün, Çeketime buraya bir toz konsa, hatta sen demesen de ilgimi çekmezdi. Yani kainatı yutsa tok olmayacak bir insanın bir hatıra, bir lema, bir işaret, bir öpmek, bir şeyle batma diyor. Bütün kainat sende gark olsa toz bile olmayacak o istidatların, o basit şeylere batırma diyor orada. Yani orada gömülme sıfı değil. Yani bütün cüzi nazarımızı, cüzi hadiseyi, cüzi ne demek cüzi hadise? Kökeninden kopartılıp, bütünselliğinden çıkartıp tek düşünmek, eveli ahiri olmadan zahir ve batınısı bakmadan zahiri ve batınısı hakikati sureti mahiyetinden kopartılarak cüzi nazarını cüzi şeye bakar cüzi olur. Cüzi olsan cüzi düşüneceksin. Cüzi seçeceksin. Her şey gözüktüğü gibi. Her şey zahirine amel Usta diyor ki kabir gözüktüğü gibi değildir diyor. Zahirdeki kabir diyor siyah çarşafı çirkin yüzüne bakıp durma diyor. O çarşafın arkasındaki güzel simalara bak diyor. Yüzlere bak diyor. Hasan abi şurada çok güzel göstermişsiniz evet. ya. Sanki Furkan'ın söylediği insanda serbest bölgede mekan açmak senin dediğin. Orada menfisi de var, müsbeti de var. Her şey var. Ama diğerlerinde sadece müsbet var galiba abi. Akıl, kalp, ruh <laughs> ve vicdan. Var. Evet mekan açıyor. Aynı bak şimdi. Akılda nasıl mekan açıyor? İşte cüz'i nazarını cüz'den küle, cüz iyilikten külliliğe nasıl oluyorsa. Peki kapta nasıl mekan açılıyor? imanla sabırla duygularla latife insanın inkişafı ile R rastgele yazmamışım bunu. Çalışmışım. Şu şu gördüğünüz yeri belki de günlerce e, topladım, gittim, geriye gittim. Bak bir de imanla iman kaptedir, küfre rağmendir. Allah diyor namaz ve sabırla yardım isteyin. Ben sabırlı olanlarla beraberim. Yani orada uçağım iniyor. Tayyum ve teşahhus ediyorum. Ali nerede? bak ben demeden diyor yani. Böyle adam davayı anlamış. Boşuna rüyada girmemiş. Enfusi rüya gördüğüm zaman hakikaten ort ötede ders yapıyorduk. Hiç mübala etmiyorum. Ali gene kahve dağıtıyordu. Çok sevilmiştim. Hiç. Uyandığım zaman çok ee, şey yaptım, güldüm. O dün akşam okudum ya abiler ee, şeyi, ee, bir duayı. O dua da çok tuhaf ya. O dua da çok tuhaf. Uyandım hemen yazdım onu. Acayibime gitti. Bir de bu rüya şey. Aynı kahve, aynı bu şey. Demek sonra dedim ki suret hakikate istinad eder, medet alır, hayatlanır, ruhlanır. 76 şu alır. Suret hakikate. Devam edeyim. İmanla, sabırla, duygularla, latife insaniyenin ile Kalbin, kalpte ne var? Rüzname. Rüzname günler yani. Yani günün sana yüklediklerini, neyse rüzname okum konuşmuştuk daha önce. Başka mizan, kapte mekan açanları okuyorum. Mizan, mikyas, firiste haritalarla kapte mekan açılıyor. Sıf sabırla değil. Ruhta nasıl mekan açılıyor? Dalaletin terkiyle, hidayetle. Yani başka şefkat-i mukaddese, muhabbet-i şefki sefki mukaddese, şefki mukaddes, şefki mukaddes Lezzet-i mukaddes, memnuniyet-i mukaddes ve lezzet-i mukaddes ve iftihar-i muk, e, şeyde ruhta mekan açıyor. Bu kadar bulmuştum. Tamam mı? Çünkü akıldan sonra kalbe geçmeden vicdan yazmam lazımdı. Ama vicdanda nasıl mekan açılır? Sonra bulunca dikkat ederseniz vicdan sıralama değil de sonra buluntu adına aşağıda vicdanda nasıl mekan açılıyor? O zaman dedim ki balkonda bilmiyorum. Sonra bulunca vicdanda ibadetullarla ibadetullarla doğru taraf 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 kirliklerle huzurla Latife-i rabbaniyenin huzurla Allah seyredince mekan açılıyormuş vicdanda. Latife-i Rabbaniye müşahadetullah ya. iradenin vazifesi ibadetullah. Namazda mesela ustat nasıl mekanı açmış? Yatsı namazında o alemlere girmiş. Namaz kapı olmuş. Orzaya girmiş. Salat-ı kübreye geçmiş namaz cüzi hadise olay. Salat-ı kübra oradan sonra kül oluyor. Bir daha huzurla kalp penceresinden seyir yapan vicdanda hasıl olan ve vicdani bütünlük olan şuur ile. Şuuru da izah etti bak bir cümleyle. Şuur neymiş? Kalp penceresinden seyir. Kalp penceredir. Seyreden vicdandır. Kalp penceredir. Şu pencere kalptir şu bina. Seyreden biz vicdan gibi düşün. Kalp penceresinden seyir yapan vicdanda hasıl olan, seyir yaparken, vicdan öteyi seyrederken, kendisinde hasıl olan, hasıl olan neler olmuşsa ve vicdani bütünlük olan, irade, zihin, his, latife Rabbaniye'nin hepsinin bütünsel hali olan şuur ile mekan açılıyor. Devam ediyor. <gülüyor> abi, <gülüyor> mekan, burada, açma, mekan açma burada çok güzel. Net çıktı işte abi. Evet. Hı. Ama nedir bu? Bir indirir misin e, Fırkan kardeş? Abi ne çok kısa daha. bir şey söyleyebilir miyim acaba? Sağ evet. In i̇nkişaf kelimesinin lugat manası beş madde var. Çok bu konuyla alakalı da. Hı. İnkişaf kelimesinin kelime manası bir gelişme açılma iki, meydana çıkma zahir ve aşikar olma 3 manevi bir hal veya sırrın tecelli etmesi görünmesi 4 gelişmek 5 Be meydana çıkmak aşikar olmak Vay. nereden okudun bunu ya çok harika bir internet Arapça Lugat olan bir sayfa kubbelakti Lugat diye bir sayfa var oradan buldum abi. çok güzel Evet, biraz daha indirsen serbest bölgeyi de görüyoruz. O zaman inkişaf oluyor bu. Hı -hı. Abi insanda serbest bölge, Hı -hı. mekanın e, sureti, mekanın kanuniyeti akıl ve vicdan. Hı -hı. Akıl ve vicdan bütünlüğü. Zaten kanuniyet ya akıldadır ya vicdandadır. Tabii evet. Evet. E hakikati kalp eee o. E ya mekanın. Bu söyledikleriniz hepsi vicdan kanuniyet oluyor diye. Ben de arıştan ben de onu düşünüyorum. Anlamadım ben. Ya için yaşamak yeter ha. Akıl ve evet, vicdan evet, bu vicdan tabii ya. Tabii akıl da kanuniyet. Otellerden gelen vicdan bu. Tefekkür. Herde fincanınız akıldan... var mı sizin? Biraz sonra alacak demektir. Getiriyor musunuz bunlara? Getiriyorum abi, ee, abi. ama vicdan şey de güzel. Biraz değişiklik olsun şimdi evet. bir değiştireyim o tamam. Yani akıl ve vicdan boyutu kanuniyettir abi. Ha? Akıl ve vicdan boyutu. Mekan, bunlar kanuniyetidir. Mekan kanuniyeti. Mekan açmanın bizdeki karşılıkları. Abiler, burada yazılımcı var birkaç kişi. Erdinç bana göstermişti de bir kırmızı renk olması için şunlar 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 dedi şöyle yazılıyor böyle yazılıyor. Allah Allah renk oluyor. Oysa o renkin altyapısı renksiz şeyler. Yani var ya bilgisayarda yazılım. Mekan açarken bilgisayarda filmler, şeyler, resimler çektiğimiz filmler girsin. Hakikati o yazılımın mekanı yok ya. Ya neler oluyor ya? Allah bunlar bize ihsan ediyor da öteleri rahat düşünesiniz diye bu imkanları veriyor. Biz sıkışmış kalmışız ya. Öyle mi Davut? Bilgisayarda filmler konsun. Yani güneş gözüksün. Sesler ak, dere sesi gelsin. Ama onu siz yazarken o yazılımın sesi yok. O güneşin bulunduğu yer karanlık. O yazılımın mekanı, rengi, şekli yok. Kırmızı oluyor bilgisayar, internet, bilgisayar. Yani bu, bu gözümüzün önünde hepten ahirette de içi Ahiret maddenin her yerini sirayet etmiş. Ha burada var yani. Ya buza sirayet eden su gibi. Sirayet etmemiş ki donmuş buz ya. Ahiret de aynı böyle. Aha işte ya bilgisayar. Yani senin söylediğine isterseniz şu, şununla alakalı ben de bir şey söyleyeyim <laughs> abi ya. Siz hani imanın, e, <laughs> imanın şartlarını sayarken sana bir en son diyorsunuz ya bu bende olmayan Allah var. Arişte melek var, hariçte. Evet. Ama e, kader nerede? Nerede? Şimdi bunu biz yaratıyoruz. Aslında kader kanuniyet oluyor bu جانitten bakacak olursak abi. Ben de vicdana Mehmet abinin de aslında beni yönlendirme şimdi o akla da şey söylüyor ama eee kanuniyettir ama benim anladığım şu ki akıl suret, kalp hakikat, ruh mahiyettir. Vicdanda yer, mekan yok. Mekansız mekanı açıyorsunuz abi. Evet, mekansız mekan. Onlarla, mesela akıl var. Akıllı kullanıyorsun. Kalp var kullanıyorsun. Ruh var kullanıyorsun. Vicdan yok. Vicdanı sen onlarla var ediyorsun. Şu alttakilerin hepsi sana verilenlerle var ettiklerin. Asıl mekan sanki o oluyor. Benim annemim de böyle. Abi. Arkadaşlar bu konuşuyoruz da bir saat oluyor. Bu et ve kemiğin dışındayız biliyor musunuz? İşte Konuştuğumuz zaman yani şu an hissettiğimiz, düşündüğümüz her hissettikçe ufkumuz açılıyor ya. Ufku açılması mekan değil mi? Ya bunlar hep buralı değiliz ha. Bu, bu sermayemizi ne şu için geldi. Bak işte ufku açak, açmak, tefekkür etmek. Gel buraya Osman. Buraya gel ufuk açmak, tefekkür etmek, haletiz, hep mekan. Yani akıl ve vicdan kesinlikle kanuniyettir. Yalnız şu cihette sana katılıyorum. Doğru. Küfür ne yapar? Mekanları kapatır. kapatır. Şeydir abi. E, akıl, kalp, ruh e, boş bardağı doldurmaktır. Vicdansa dolu bardağı şey Biraz. anladım. Ben. Yani bakın akıl, kalp ve ruh boş bir bardak var. Onu dolduruyorsun. Ama vicdan sana verilmiş bir dolu bardaktır. Onu muhafaza etmen üzere. Biraz gideyim abi. gidiyor Aslında az önceki soru şeydi bak. Küfür me mekan kapatıyor. Mekan kapatıyor. Sabırsızlık da var olan o şey biraz kazanımları, yaratılışta var olan, bulu çağına kadar verilen o geniş mekanı kapatıyor. Onun için küfür ademidir. Günahlar ademidir. Olumsuz düşünceler. Kendini kendini kapatıyorsun derler ya psikolojide. Kapatma kendini. Yani olumsuz her düşünce mekanı kapatır, Or oradaki şeyler birbirine sıkışır. Bilgiler, hayaller mesela şu kadar mesafede sıkıştır, birbirine teması çabuk olur. Yani bu kalem bununla teması çok zordur, uzaktır. Ama darlaştığınız bu zaten tema. Onun için insan ikide bir olumsuz neyi düşünüyor? Niye kendimi kötüsü hissediyorum? E, dima'daki objeler, hadiseler, kişiler, sesler, malumatlar çok yakın da darlaşmış. Mekan dar olunca her şey her şeye temas ediyor. Yani bir kıvılcım gerekiyor. Yani en ufak bir şey hemen seni oraya götürüyor. Çünkü mekan dar oldu. Okuyorum abi biraz devam edeyim gideyim. Z mekan yani şey metin. Zaman ve mekanca uzak oldukları halde işaret hissiyle gösterilmeleri diye geçiyor. Öteki sayfa 249. Yani işaret icazda işaret hissiyle. Demek zaman ve mekanın kalktığı mekansız mekan olan, içsel mekan olan his. Bir daha. Diyor ki, kendisi metin, sari. Mekan ve zamanca uzak oldukları halde işareti hissi ile gösterilmeleri. Ulaike gelecek şimdi. İşaret hissi. Ha o zaman demek zaman ve mekanın kalktığı mekansız mekan olan zaman ve mekanın mesela gayb nedir? Ba mazi ve mustakbel. Mekan mıdır? Drama an gibi değil. Ha. Diyor ki demek zaman ve mekanın kalktığı mekansız mekan olan, içsel mekan olan his. His de yaşanıyor. Bu yaşantı sana işaret olarak yansıyor. Mesela şöyle diyeyim. Kalp harita mı? Al, o yedi tane sıfatı var ya rüznamedir, takvimdir, haritadır. Harita mesleği 1 bölü 1 milyon mu? Mesela bir harita bu okullar. Bir yani. ha, ne demek 1 bölü 1 milyon? 1 milyon defa küçültülmüş 1 santim mi? Kağıda bir, yani aynı evet. arazi. 1 santim ise 1 santim. Yani arazideki 1 metre buradaki o şeye karşılık geliyor. Her bir santim. 1 bölü 1 milyon. 1 milyon defa ufak uf bir bir olmuş. Evet. Bunlar duyun diye. Ehli haritacı. Şimdi ben onu kullanacağım şimdi. Kalp harita mı? Kardeşim senin öyle oturacağın, onun geleceğini, şimdi evdekilerin dünyada olmuş olacak alemi gayb ve şehadet. Yani Allah'ın dışında her şeyin olmuş olacak muhtemel ihtimaliyatların hepsinin haritası bir bölü sonsuz defa küçültülmüş bir paket olan kalp. Açıldıkça biz bizi, biz seni görebiliyor. Yani şu anda Tatvan'a gidip o yolun kenarındaki duran arabayı görmek için uydu veya oraya gidip gelmeye gerek yok. Ya ustat diyor ki hiç yorulmadan diyor, mekan ve zaman kat etmeden yakındaki kalpte seyreder diyor usta söylüyor. Hmm. Seyreder. Bu kalp açılırsa bir milyon, bir bölü işte bir milyon değil de biraz açarsak bir bölü yüz bin büyüdü. Ama gene işte tanımlanmadı işte. Tatmana yön kenarda bir, oturan. Sonsuzun, matematikte bir bölü tanımsız eşittir sonsuzdur. Sonsuzun. Evet. Böyle Tanım yok. Sonsuz. Sonsuz. Şimdi bu harita 1 bölü 1 milyon. Bu şekilde. Adayı gözüktü. Yani göl. Biz bunu 1 milyon 100 bin yapalım. 1 milyon değil. Daha tanımlandı. Bire bir olsa oradayız. Ha. Kalp büyüdüğü zaman madde itibariyle değil. Hemen en uzak zannettiğimiz ahiret zaten yanında. Yani bütün 18 bin alem burada 1 bölü 1 milyonla katlanmış. Her ders yaptıkça 1 bölü 500 bin, 1 bölü 100 bin, 1 bölü 10 bin, 1 bölü 1 metre birebir oldu. Ne diyeyim? Hem oradayız hem buradayız. Burası mı orası mı birbirine giriyor. Aynı. Hazreti Ali demiş ki 1 bölü 1 zaten yaşıyormuş ki. Alemi gayb açılsa imanım artar. Dedim öyle? Yok. İmanında ziyadeleşme olmaz diyor. Yaki, yakiniyet tartmaz diyor. Ne demek? Ne demek? Yani bir bölü bir. Orada yani. Bir bölü on bin olursa oradan uzağa 1 Bir milyon olursa e, okuldaki o harita asarlar ya kara tahtlarını. Bir bölü bir milyon gibi. Bu da haritayı kutsiye. Bir şey sorabilir miyim abi? Şimdi diyorsunuz ya mesela şu anda Tatvan'da yolun kenarındaki otobüsün içindeki filanca filanca. Buradan bakıyorsunuz, değil mi? Aynen. Hatta daha isim için içine Tamam. Yani bu kabiliyetleri mi gösteriyor size? Yoksa istidatları mı? Yani olabilirlikleri de mi gösteriyor? Ha. İstidat aslı yazılımdır. Fıtratı e, A B C D K L M N ilk önce le geliyor. Sonra K geliyor, L geliyor, M geliyor, N geliyor. Niye uzatıyorum? Ezberleyelim diye ee, simge koyuyorum. İlk fıtrat ilk harftir. Fıtratı Selime. Sonra kazanılan fıtrata ne? Fıtratı Seniye. Ne geliyor? Fıtratı Seniye. Ha, ilk yazılım e, istidattır. İnkışaf eden, kazanılan. ...oradan ortaya çıkana da fıtratı seniye deniliyor. Peygamber Efendimiz'in anlık bizde irtibatı da aslında <laughs> bunun inkişafından. İnkişafında değil. Bizden haberdar Aynı olması dediğim. bu değil mi aslında? Aynı. Aynı. Hep Aynen. Hep seyrediyorsun. Gafurun dediği kabiliyettir abi değil mi? Kabiliyet. Çünkü sonsuz olacak ki istidat olsun. Yani o uzayda bir şey olabilir. E, Çin'de olabilir. Ama Tatvan'dakini görmek... Olmuş, o, olabilecek. O, o, o. Muhtemel her şey sonsuz yazılımda var. İstidattır evet. bu. Ama kabil oldun. Yani maşapayla o akan büyük nehirden bardakla su aldın, kova ile aldın, kazanla aldın. Ne bileyim. O kabil olmak. Mekan açmak bir nevi kabiliyettir yani. Kabiliyet, açılan miktar. Ben, ben evet. şunu ifade etmek istedim abi. Yani e, mesela kimyager e, <laughs> Mehmet abi <laughs> görebilirim. Yanında olmama gerek yok. Kim Ama Doktor Mehmet abiyi de görebilir miyim onu demek istiyorum. Evet. Hepsini. Doktor Mehmet abi olabilirliklerini de mi gör? Her şey olabilir muhtemel şeyleri imkanat var. İmkanat var. İmkanat var. Mümkünat var. Bir de vücuda dönüşmüş olanlar var. Hepsi. İmkanat biraz e, Allah canibinden. Tabii. Ama vücudu haricisi olmasa nasıl bir abi O hangi seviyede? İşte ama abi, öyle diyor diyor. E, olursa yani, tabii. O zaman Aslında vehmi. Onu, e, şey sen yani, vehmi olabilir. Düşünün. İşte o zaman, o zaman serbest bölgededir o. Yani kalbi ne Arş diyor. E, o bütün ihmalat, ihtimalatlar evet. lehvi mahfuz muydu? E, lehvi mahfuz daha. Öyle bakarsan yok. Ama e, arşın aşağıda olması aşağıda olduğuna değil arş lehvi mahfuzu da kapsar. Yani kalp ya yani kafa yukarıda. Burada misal vermiştik. Kalp aşağıda diye kalp daha şey akıl daha gelişmiş değil, daha bir şey değil. Kalp daha kapsar. Çünkü akıl biliyoruz ki mahke efkardır. Aklın akıl kalbin hizmetçisidir. yukarıda. Evet yukarıda. Niçin Refi Mahfuz şecel-i hakatta üstendir? Çünkü vahye muhatap olduğu için dini şey aklı olmayanın dini yoktur ya. Vahiy. Yoksa arş lefi da kapsar. Çünkü vahiy şey geliyor. Zaten kalbi Muhammediye'ye gelen vahiy diyor. Böyle sarı var. Ne demek? Yani kalp böyle cemdir. Bir bu belden yukarıya kalp düşün. Bir ayağı dima. Bir ayağı vicdan. Makesi efkarı dima. Mazari siyati vicdan. Bunun üzerine duruyor. Yani kalpte olanları eğer fikirse bununla ifade ediyor veya dışarıdan bu yolla alıyor. Kalpte olanları, hissi şeyleri vicdan yoluyla dışarıya atıyor veya alacaksa buradan alıyor. Yani o kalp sultandır. O zaman kalbi Muhammedi'ye gelen vahi deyince yani akıl yoluyla gelmiş. Çünkü akıl zaten onun hizmetçisi. Oradan kopartamazsın zaten. Onun için kalp daha şey... Şimdi ben biraz gideyim abiler. Bir daha. Abi bismillah. Mekan istidatta mıdır? İnkişaf etmesi için. İnkişaf etmiş kabiliyettir. İnkişaf etmemiş muhtemel olan imkanatlar hepsi istidattadır. İstidattır. İstidatlar da ruhtadır aslında. Şöyle aslında şunu, en başta şunu demek istiyordum. Fırsat bulamadık. Mekan mutlak var olarak kabul ediyoruz. Bir de menfi mekanlar var. Bu menfi mekanları biz mi yaratıyoruz? Onlar da beşer olduğumuz için bizde var mı? Biz eşlemin işte var bir malukatız. Yoksa biz de menfi mekanlar. İnsanda yok yok. Allah'ın dışında bütün 18 bin alemin hulasayı camiasıyız. Tamam. Hulasayı camia. Bil kuvve böyleyiz. Mahluk yetiyle daha değil. Biraz gideyim müsaade edelim. Da... Çok tehlikeli bir şey söylüyorum. Onu biz mi yaratıyoruz? Eğer e, vücudu haricisi olmayan şeyleri yaratmak bazılarının garip çık ama var. Neye benziyor daha zorunu söyleyeyim. Kainatta şirke yer yoktur, şirkin yeri yoktur ama kafasızın kafasında vardır. Ee, aynı onun gibi Allah'ın e, en cami ayna insan olduğu için Allah halik olduğundan insan halikiye de, halikiyetine de aynadır. Ee, halikiyetine de ayna olduğu için. Peki nasıl yapıyor? Ben bunu kalemi yapamam. Fiilin haliki Allah'tır. Fakat insanın e, dimağında faraziyatlar, imkanatlar ki ve şirk. Şirke imkan vermiş. Halikiyete böyle aynı oluyoruz. Yani içsel alemde vücudu ilimler itibariyle halikiyete aynayız. Halk ediyoruz. Ama vücut alıcı veremiyoruz. Tabir ağır gibi ama değil öyle. Ee, ona da aynayız. Mesela aynayı samet olmak kolay bir iş değil diyor 13. E, e, risalesinde Ramazan'da. Aynı bunun gibi yani serbest bölgede halik ismine mazarız Yani ben şehri var ediyorum hayalen fikren yok ediyorum insanları ortadan kaldırıyorum, insanlar yapıyorum. Hatta diyor hatta da ileri giderek şirke kainatta yer yokken kafasızın kafasında var. Allah'ın kendisini ortadan kaldıracak halikiyet mazariyetini vermiş. İnsanda var yani. İrade edemiyorum. Ama irade, evet irade edemiyorum diyor. Yani demek ki insan aynı darlığı iki cihetledir diye anlatmak istedim şunla. Bir mülk bir meleküt. İnsan ikisiyle encami aynadır. Ama sırf mülk cihetiyle tabii ki halikiyet o halk Allah'tır. İsteten o, halk eden o, fiilin haliki odur. Mülk ciheti, melekut Mülçedi. cihetiyle öyle değil işte. Yani insan kendisi de ona en cami aynadır. Biraz müsaade edin bir şuraya bir okuyayım. Mekan ve zamanca uzak oldukları halde işaret hissiyle gösterilmeleri demek, bitti o metin, Aç, açtım 249. Demek zaman ve mekanın kalktığı mekansız mekan olan, içsel mekan olan histir. His içsel mekandır. Yani şu mekanların kalktığı içsel mekan. Ee, mesela hatırlar mısınız? Ee, zamanın bir mülk boyutu vardı, bir de melekut boyutu vardı. Zamanın mülk boyutu mekandır. Zamanın melekut boyutu bilgilerdir. Bilgi. Evet. Yani şöyle. O, o ifade edilişidir. Bilgileri bir sırayla koyarız. Sırayla koyarız. Ustad diyor ki zaman denilen bir rem, hareketin bir levnidir diyor. Yani bilgileri sıralama. Hatta çok garip birisine denk geldim böyle ee, birisi Rize'deyken. Çok da o da hepten durumu iyi değil yani. Öyle hoş birisi Risale-i Nur'a ihtiyaç hissediyor denge sistem bozulmasın diye. Dedi ki bana Big Bang var ya diyor Big Bang pazarda olduğu bu. Gel dedim. Bing bang patlama. Bunun diyor patlayıp bir dedi ölçülü genişleme var. İlk defa ondan duydum. Ölçülü genişleme var. Eğer diyor bu genişleme bilimsel bu bilimi söyledi. O genişleme hızı eğer değse diyor değse her şey her şeyden kopuk olacak. Hiçbir şey tanımlanamazdı diyor. Eğer bu big bang patlamayla genişlemenin hızı biraz küçük olsa her şey içe kapanacaktı. Yine kısa bir zaman sonra kendisine dönecekti hiçbir şey. O big bang patlamadaki genişlemenin ifrat ve tefritten azade benim ifadem vasatta olması gerektiği gibi hızda olması bu alemi getirdi. Ben bundan dolayı Allah'a hayret ediyorum diyor. Bunu buraya nasıl hakim oldu diyor. He Dedi ki işte o hani sen söylersin ya diyor dersimiz dinlemiş. Zaman nedir? Usta söylüyor. Hareketin levi nedir? Güneş ışığını fotonun hareketini ölçü yapıyorlar. Nispet ediliyor oraya. A, dünyanın zamanı bu. Oysa zaman 6 tanedir. Şimdi ben dedi götürdüm. Meleküt'teki zaman Bing Bang'deki. Davut anladın mı bunu? Çok tuhaf değil mi? adamın durumları iyi değil ya yani. böyle. Herkes kendi cinsinden adam görüyor böyle. Bize de bir cinsten geldi. O hız diyor. Biraz çok az söyledi. 10 üzeri eksi 39 ya. Ondan sonra o diyor e, ee, biraz hafif hızlı olsa her şey birbirinden kopacak. Siz burada oturamazsınız. Çoktan ayrılmış olacaktık. Sonsuz. Şu anda da Bing Bang devam ediyor diyor. Patlama hala devam ediyor. E Allah da ayette diyor ya kainatı sabit zannediyoruz, genişlendiriyoruz. Ama diyor biraz daha yakın olsa hiçbir şey tanımlanamaz. Neye benziyor? Kafasızın kafası, şu kafa cehennem kütüğü olmasının sebebi şu mekansız, yani anlayışsız demek, hissiz demek, fikirsiz demek. Bu adam kendi kendine niye bela olmuş aklı aklına? Niye psikoloji sorun yaşıyorum? Böyle bir tanım yok psikolojide. Bu mekanı kafadaki o e, yedi mertebenin tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itizam, bilgi, malumat şeylerin mekanı dar oluyor. Mekan dar oldukça her her bilgi her bilgiye dokunuyor. Kablolar dokunuyor. Hani derler ya kırk tane kuyruğu var birbirine dokunmuyor. Eğer diyor inna Allah'a Yani sabırla mekanı genişletirsek hepsi birbirinden kopuk olduğuna birbirine dokunmuyor. Hiç kimse kavga etmiyor. Herkes relax, daha rahat. O gelmiyor. Ama o bir mekanı daraltırsak demek ki sabır bizim bildiğimiz gibi yutkunmak ve Allah canibinden bakmazlık değil. Mekan açmak, pist açmak, uçağın inmesine sebep olmak. Onun için ben sabırla, sabır edenlerle beraberim demek o pistte ben uçağımı indiririm diyor. Yani mekan açmak devam ediyorum. İçsel mekan hep bunları şey için anlattım. İçsel mekan hiç histir his de yaşanıyor. Bu yaşantı sana işaret olarak yansıyor ki bunların bir tanesi de hissi kalbel vukudur diyor. Hissi kalbel vuku, vuku bulmadan önce hissetmek. His ne demek? Hissedar olmaktır. Ona hissedar olmak. Bir daha. Hissi kalbel vuku, aklen ve mekan itibariyle vukua bulmamış olanların işte vuku bulmasıdır. İşte vuku buluyor. Vuku bulmadan önce vuku. Yani alemi gayb nedir? Mazi ve müstakbel. E, bizim için mazi ve mustakbel olan, gayb olan e, eğer e, zaman ve mekanı kaydından ustad gibi insanlar çıkarsa her gecesini kadir gece olur. Mazi ve müstakbeli hal gibi görürse bunda şeyi kalkıyor. Hissi kalbel vuku vuku bulmadan önce vuku buldu itsel alem his. Onun için hissin Mazi müstakbeli yoktur. His vuku bulmuş, bulacak, bulmuş olan, bulmuş olan mazi bulacakları da bulma anı, Hepsinin cemi cemi histir. His içsel mekandır. E, vuku bulmadan hissedar olmaktır his. Peki burada bizim ile ilgili bir şey var mı abi? Biraz devam edelim. Or oralara takılma daha ya. Bir sistemi şey yapalım. O ona girme, hissi kalbe vuku'yu konuşmuyorum. Hissi kalbe vuku da böyle bir şey diye. Hissi kalbe vuku'ya girmeyin. Yani o sevki ilahi şunlar bunlar o detay. Yani hissi kalbel vuku histe oluyor. Kablel vuku. Kablel vuku, kablel. Kablel vuku evet. Hissi kablel vuku, vuku bulmadan önce vuku bulması, yaşanması... Histe yaşanarak hissedar oluyorsun. Çok tuhaf yani. Vücuda çıkmadan önce vücudu yaşamak. İşte bu mekan var mıdır? Mekan açılıyor mu? Mekan işte bu abi. Hissi kabilel vuku e, içsel mekan açmaktır. Ama olacak olanlar. Olacak da. Maliyatlar. <laughs> Olacaklar. Mesela diyor ki kurdun bahsinet diyor sopa hazırla. O hissi ka kabilel vuku'yu da yazdım o kadar sayfa çalıştım ki belki bunun üzerine rahat mübalasız bir hafta çalıştım. Hissi kabilel vukua. O da hatta onu dedim ilk önce onu mu yapalım ilk önce bu bölümü yapalım dedim de. Devam ediyorum. Abiler çok acayip şeyler var. Külliyat çok tuhaftır. Yeni okuyoruz. Külliyatı yeni okuyoruz ha. Yeni inanın mübalağa etmiyorum. Yüce etmiyorum. Ya, külliyatı bir acayip okuyan. O siz misiniz? <gülüyor> <gülüyor> külliyatı yeni okuyoruz. Mer, ABCC, ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye gidince üniversite hocası ne demiş biliyor musun? Üniversitede bilgi verilmiyor. E nedir bu? Hoca diyor. Bilginin nereye, nerede olduğuna, nasıl ulaşacağının bilgisi veriliyor. Sonuç bilgi değil, süreç bilgisi veriliyor. Bir daha. Üniversite sonuç değil, süreci veriyor. Bilgilerin nerede, nasıl bulunduğunu, nasıl ulaşılacağının bilgisini veriliyor. Bu süreçtir, sonuç değil. Biz külliyatı okuduk ya, atıfsız vesaire. Bu bilginin nerelerde, nasıl bulunduğunu, nasıl ulaşılacağının ilmidir. Bu ayeti kübranın iki yönü var. Bir şahadeti diye başlıyor. Diğerinde bir müşahadeti. Zahir ve batı, mülk ve meleküt beraber olunca... Bilgi o zaman başladı. Devam ediyorum. Çünkü diyor bak işaret da geçiyor 60'ta diyor ki çünkü bütün asırlar asr-ı saadet gibi bu ayeti diyorlar. Öyleyse ulaike ile yapılan işaret işte şunlar var ya safların evvellerine işarettir. Ve bu itibarla but yani uzaklık hakiki olur mecazi değildir. Şimdi burada ne anladık? Sayfayı açtın mı? Ası saadetten beri tüm asırlar asırları cem eden, işte onlar ulaike. 1400 senede merkez ulaike diyor. İşte onlar. İşte bir daha ası saadetten beri tüm asırlar asırları cemeden işte onlar demekle histen ortaya çıktı fakat histen zihinde tecessüm eder. Çünkü usta, usta diyor ki yukarıda işareti hissiyle, işareti hissiyle gösteriliyor. Yani hissin işaretiyle gösterili. Ulaike işte onlar işaret hissiyeymiş. Şimdi onu okuyorum bak. Şey, abi Yasin'in hep şey yaptığı bir şey var abi. İşaret hissiyle hissin işaret aynı şey değil. Hissini içinde fark ediyorsunuz aslında. Kardeşim. Hisle beraber fark Hisle edelim. beraber. Rize'ye hoş geldiniz. Kablası evet. Rize değildir. Değil. İstanbul'a hoş geldiniz tabelası İstanbul mudur? Ha, bu tabela işaret hissiyedir. O mesela bundan çıkarttım ki ee, nasıldı? Kendini e, tanımakla o olmak bir değildir. Kendimi tanımakla o olmak değildir. Bir de okuyorum. İşte onlar demekle histen ortaya çıktı. İşaret hissiye denince histe Allah tanımlıyor bütün asırları. Mazi ve mustakbel hal gibi ya. Hissin mazi mustakbel yoktur. Üste açılırsa o kadar. ha His, işaret hissiye demesi mazi hale, hali maziye aynı yaşattırıyor. İşaret hissiye demekle fakat histen zihinde tecessüm eder akılda hazır olur. Ustad orada diyor. İşaret icazda diyor. Ben ben bunu cümle benim değil. İşaret hissi ile ne yapar diyor? Diyor ki zihinde tecessüm eder. İşte onlar kim? Zihinde onlar tecessüm eder diyor. Akılda hazır olur. Bu cümle benim değil ustadın. Hayalde mahsus olur. Şimdi bitti. Yani akılla alınan bilgiler izan yoluyla vicdana atılırsa o bilgi ve ilim histe yaşanır. Yaşanır zihinde marifetullah olur, akılda tefekkürle akla hazır olur. Tefekkür demek diyor ustat işhazacağız da onu hazır etmektir. Onun için tefekkür kafirde yoktur, düşünce vardır. Tefekkürle akla hazır olur ve hayalde ona hususi, herkese has herkese o asır hususu olur. Tersi de aynı olur. Yani aklı bir şey hisse inince oraya uygun olur. Yani işaret edeceğiz 60'da diyor ki işaret hissiyle mekanlar kalkıyor, zamanlar kalkıyor. i̇şaret hissiyle hissi işaret ederek e, ustadın gene açık ifadesi zihinde tecessüm eder zihnimizde o tecessüm, o vücut bulur. Akılda o hazır olur. Hayalde mahsus olur. Yani dedim ben de şimdi. Akılla alınan bilgiler izan yoluyla vicdan atılırsa Kur'an akla hitap ettiği için ulaike diyen akla demiş. Akıl o aldığı bilgiyi vicdana atarsa atılırsa o bilgi ve ilim Histe yaşanır. Yani akıldaki vahiy bilgileri, hisse olursa ona dönüşür. Ona dönüşür. Ee, hazır olur ve hayalde ona, hayale git çıkarsa ne olur o ulaike, o Allah'ın verdiği haber. Hayale gelince ne olur? Herkese, her asıra has olur. Ona dönüşürsün. Aslında Kur'an zaman ve mekan vasıf ve sıfatları ortadan kaldırmak için gelmiş gibi geliyor bana. Yani insan ister ya adım aleyhisselamda olsaydım, ben peygamber olsaydım, ben kadın olsaydım, ben taş olsaydım, ben ağaç olsaydım, ben kıyametin sonunda olsaydım, kıyamet benim başımda kopsaydı, ben cehennemde olsaydım, ben cennette ne ihtimal varsa hepsi insanda bir kuvve var, işaret hissiyle zaten yaşatıyor seni. Dün akşam Mehmet abinin acayip anlatmaya çalıştığı şey şeydi, şeydi değil mi o? Kanuniyet şey üzerinde mi görülüyor? Çok acayip bir şey bu ya. Ustat diyor ki işaret hissiyle o peygamberleri ve sahabelerin vasıflarının işaret hissiyle göstererek diyor zihinde tecesüm ettiriyor. Akılda hazır ediyor ve hayalde mahsus ediyor diyor. İşaret Caz'daki cümle bu. Abi onlar da Risale-i Nur'dan ders alabiliyor Alıyor mu? Alıyor tabii canım. Zaten Geylani 800 sene önce nasıl demiş? Diğerleri söylememiş diye bilmiyor muydu? Biliyordu da ama yasak. yasa yırttı o. Niye yırttığını da usta da söylüyor. O kadar imansızlık hükmetecek ki imansızlık. Ancak böyle sarı ifadelerle. Böyle bir asırda İmam-ı Geylani itimat edilsin diye, Risale'nin istifade edilsin diye o gayb yasağını yırtıyor ve Risale'nin sarı söylüyor. Ama birbirimize geldiğimiz zaman sen benim gibi düşünmüyorsun. Sen benim eşepten değilsin diye buz ediyor. Bu nasıl bir ancayip? Demek ki o mekan daralmış. Ötekisi mekanı açılmış. Bak İmam Ali Asar-ı e, Nur'ları yazmak istememiş abi. Sade. Evet. Yazmak Ama demiş edilmemiş. Sade edilmemiş. Edilmemiş. Aa. O deni senin vazifen değildir demiş Hazreti Peygamber. O gelecekte benim varisi mutlak varisim dememiş. Varisi mutlakım yapacak diyor. Onun her yazdığını, her söylediğini ben onaylarım her şeyin diyor Rüştabi Koydan o şah, rivayeti. Ben hepsinin bir tavsiye edecek tarafın bulurum. Ahır zamandaki Mehdi Azamın diyor şeylerin hepsini onaylarım dedi. Evet. evet. Efendim Mehmet. Evet. Yani. İsa'nın hastalarını topla. Bütün hayır onlar tamam olur. Ya. Evet ya. Fecme havassa bi hayri tumimet. Risal'ın havastanı. Fecme havassa havastanı topla. Bi hayri tumimet. Tamam olur hayır. Nereye hizmet hizmetin için çok şükür ya Allah Allah. Gel de basit basit şeyleri gömül ya. Basit basit hesaplar yap ya. Ya dar, darlatma mekanı ya. Genişlet. Şu, bununla şöyle diyorum. Bazı insanlara baktığım zaman onun kalbinde benim yerim var hissediyorum ve ona çok rahatım. Ve onu gördüğüm zaman rahatlıyım Rahatlıyorum. O bazı insanları gördüğüm zaman sıkılıyorum. Çünkü onun kalbinde benim yerim yoktur. Niye yok diyorum? Çünkü kendi kalbinde kendisi bile yok. Çünkü ben nasıl olayım? Kalbi yok ya. Var var da dar. Onun için kalp ayneyi, ayneyi gayptir ya. ayneyi bir şehadet gaybı içine almış. Genişletmek gerekiyor ya. Kafirinde mesela diyelim ki açık saçıklar, zalimler, kafirler, Müslümanlar. Ya hepsi şey kalksa, asıl saadet gibi bütün insanlar olsa düşündüm ben. Bir hesap ettim biliyorum oturup düşünüyorum. Hepsi as sahabe gibi olsa. Vallahi olmaz ya. Dünya olmaz ya. O zaman niye geldik Adem Aleyhisselam? Yok yok. Asıl saadet gibi bütün herkes sahabe gibi olsa dünyada. Olmaz kardeşim ya. İstidatların kışa. Şimşek ne, niçin olmaz? Şimşek olmasa toprağın altındaki çekirdekler patlamaz. Patlamayınca dahaç olmaz. Çekirdek olarak kalır. Asr-ı Saadet dönemi de aslında tam bizim anladığımız gibi değil. bu dönemde de fitne var abi. Hem de karnına ne kadar taş bağlamışlar. Vay. Peygamberin arkasından Biz sadece güzel kısmından bakıyoruz. Evet, aferin. Şey, Abi sevdim seni. Hadi bakalım. Şuraya evet. Şurayı bir şey yapayım, bir az yedim. Abi bizimkiler bu zamanda bile Asr-ı Saadet'te olsa tövbe aşağı estağfurullah. Yani karnına taş bağlayıp geçsek biz şimdi acaba kim Şey neye benziyor biliyor musun? Ben bir tanesine denk geldim bir video attılar gülmek için. Karnı böyle gelmiş burnuna ham, özür dilerim hamile kadın gibi açız diye röportaj yapıyor. Açız diyor. Röportajcı diyor ki karnın dedi mikrofona geldi nasıl açsın diye. Bu karnın nasıl ne ona bakıyorsun dedi. Tamam. Hamile kadın gibi karın taşıyor açız diyor. Çok tuhaf asır yani. Ona aç olsa o karın diyor, ben girelim lan oraya. Doyuramıyor işte abi. abi. Nasıl? Tesbihatla hesabımızda hani peygamberler sonumuzda evliyallar. Öyle Nasıl bir mekan? Tesbihatla mı? Evet tesbihatla bak aferin Hasan. Tesbihatla da mekan açılıyor. Çünkü sanki benim ibadetimi o yapmış ölmüş ona yazılıyor. Onun geçmişte yaptığı ibadetleri ben yapmışım gibi oluyor. Bana yazılıyor sanki mekanı tesbihatla mekanı kaldırıyor. evet. Biraz gideyim. Tersi peki diyor ki Ulaike işte onlar İşaret hissiyle zihinde tecessüm eder. Akılda hazır olur. E, his de, şey, hayal de mahsus olur. Tersse olsa ne olur? Yani mahsus, has olur. O olur yani. Ona dönüşürüm. Sanki Resulullah oturmuş aleyhissalatü vesselam. Sanki sahabe dinliyor. Mahsus, has ona. Ona dönüşür demek. Yani ona, kişiye, ulaikeyi dinleyene mahsus olur. Ona bir dünya olur. Ona has dünya olur. Allah Allah. Te Herkeste her şey oldu ya. Mesela diyelim ki bundandır ki hayal hayal değil ki. Hayal kurduğumuz şey dönüşmüyor muyuz? Cinsellik olur, gadap olur, hiddet olur, ilim olur. Hayal ettiğini hayal görmüyor ki. Aynı vaka gibi olur. İşte ona dönüştük. Mahsus olur. Sana has olur. Seni ben istediğim gibi veririm, çeviririm. Hayalimde... Sen senden çıkarırım bana has sen olursun. İtikadi kalbine göre hususi bir alem oluyor diyor. Evet itikadi ve evet yani bir dünyası olur. İtikadine göre diyor. Evet. Tersi olsa tersi histe ortaya çıkan mazi ve mustakbel kalbe ruha ve akla uygun hale getirilir. Yani şu dışarıdan gelenler akıl yoluyla e, kuvalara e, vicdana aktarılırsa içsel mekan olur dışarıdan gelenler içi mekan açtı. Şimdi tersi. İçeriden dışarıya nasıl olur? İçeriden dışarıya nasıl olur tersi yani? Tersi his de ben gaybi yaşıyor. Hiç kimse haberi yok ki. Kendi itikadıma göre hususi bir dünyam var. Ruhum gaybtan aldığını, aklım vahiden aldığını, kalbim kalbim arştan, cennetten aldığı malumatları histe yaşıyor. His içsel mekandır. Alim-i şehadet neyse iç alemde his odur. Onları yaşıyorum. Dışsal nasıl yapacağım ben bunu? Çünkü buraya benzemiyor. Şu andaki haletimiz dünya cinsinden midir? Ne yemeğe benziyor, ne özel hayata benziyor, ne arabayla gezmeye benziyor. Şu andaki huzur, bende var sizde de var. O içsel nasıl tanımlayacağız dışarı? Tersi işte. Şimdiye kadar dışarıdan içeriye böyle yapıldı, böyle oluyor. Zihinde tecessüm ediyor, akılda hazır ediyor, hayalde mahsus oluyor. Tersi yapalım dedim ben de. Tersi baktıralım olay Tersi, histe ortaya çıkan ne demek? Mazi ve istikbal. Yani navigasyon geleceği gösteriyor. Tekir daha gideceğim, yazdım. Bana göre Tekirdağ, gelecek gayb. Ama navigasyona göre hazır. Şimdi ben his de mazi ve müstakbel yaşanıyor. Gaybden aldım. Hissediyorum. Hissi kablel vuku. Yani e, vuku bulmadan hissedar olmak histe. Tamam. E şimdi ben bunu histe yaşadım. Olmamış da. Yaşanmamış da. Adama dedim ya o so şeye. Solcu demeyeceğim. Allah'a Allah düşman. Diyor ki ben dedim ki ona Karadeniz'de 18 ayaklı aslan ormanda yoktur diye ispat etmeye kalkan bir kitap bir adam gördün mü dedim. Yok dedi. Niye yok dedim sence? 18 ayaklı bir aslan Karadeniz ormanda yoktur. Ha? Niye yoktu? Olmayan bir şey niye söylesin? O zaman dedim olmayan bir şeye düşman olunur mu? Düşman olanak bir şeye tanımlıyoruz bir kere. Yoktur desele deli derler sana. Yoktur. Ne yoktur kardeşim? Allah yoktur. Ha bir şey yok edebilmen için o şey var etmen lazım ilk önce. Demek Allah var ki ona yok diyorsun. Hiç sen 18 ayaklı aslan yoktur diye düşman olanı görmediğine göre? Yoktur. Ne yoktur? O zaman yok diyebilmen için şu yoktur işaret zamiri. O şeyi bir kere var etmen lazım. Benden nefret etmen için beni bir kere kabul etmen lazım. Senden nefret ediyorum. Ama nefret ediyorum. Nerede nefret ediyorsun? Sudan mı? Ekmekten mi? Ha, o zaman sen düşman olmayla o seni o var etmişsin. İkimiz de Allah'a inanıyoruz ama ben muhabbetle inanıyorum. Sen nefretle inanıyorsun. İp gibi dedim. Bak elimde ip var. Ormanda içeride görmüyoruz. Ne ağaca mı bağlı bir adam mı tutuyor bilmiyorum ama ipi tuttum. Geldim gerildi. Bu ipin gerilmesi gösteriyor ki oraya bir yere bağlı tutunmuş. Görmesem de önemli değil. Eğer tutulmasa gergin olmaz. İşte fikir ve his e, gerilmişse bir şeye düşmansa o görmesen bile o vardır. Çünkü ip söylüyor. Fikir ve his iptir. F fikir ve his iptir. Ona bağlıdır. Ama ben ona dost olurum veya düşman olurum. Sen düşmanlığı seçtin ona. Ben dostluğu seçtim. İnkar eden de Allah'a iman ediyor. İman eden de iman ediyor. Yani vardır diyor. Çünkü vara düşman olunur insan. Yoka zaten yoktur ki. Yoka şey niye düşman olsun? Ee, şey bile Fransız o neydi? Ee, yel değirmenlerine kılıç yaptı yani. <laughs> Don <Donkey> Quixote <shot> yani. <laughs> Havaya kılıç sallamadı biliyor musunuz? Hop pat 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 yapmadı. <laughs> Hiç kimse kalmadı. Ama yel değirmenlerine kılıç sallaması insan zannetmiş o. Bir şey var ya, hareket edeni o kılıç sarmış. Ona kılıç çekmiş. Ondan sonra e, bir ustat misal veriyor. Adam bir tanesi padişah kafayı yemiş. Sokağa çıkmış. Onları asker zannetmiş. Onlara harika emirler veriyor yani. Ama bir şey tanımlıyor. Var. Bir şey yoktur diyebilmen için o şeyi ilk önce var ediyorsun. Var etmen lazım. Yok ha. Yok yok olduğu için ona düşman olunmaz. Neyse. Tersi şimdi içeriden dışarıya baktırmak. Var diyebilmek için de varlığını fark edebilmek için de yok olduğunu hayal etmek lazım. Mümteni o yüzden aklına sokmuş. Abi, müsaade et. Evet etmiş mesela. Allah'ın mutlak yiğitini göstermek için mutlak yoktur. Allah'a mesela mutlak varlığı, mutlak şeyini zıttiyet noktasına bir aynadarlık gerekiyor. Şu vücut mevcut Allah'ın sonsuzluğunu gösteremez. Aynadarlık yapamaz. E, sonsuzluğunu ayna olabilmesi için insana bir kabiliyet vermiş. İnkar edebilmek yoktur. Kafasızın kafasında yokluk var. Mevcutta yoktur varlığı. Allah'ın yokluğu yok. İnsanın kafasında yaparak onu o Allah'ın yokluğunu iddia etmesi Allah ne kadar sonsuzsa o kadar boşluk oluyor. Yok demeyle o boşluğun adı Adem işte. Abi bu ormandaki ip adem. meselesinde çekti ip gerildi. Yani. O onun zıttıdır. Ama zıttıdır Adem'idir yani. Evet Adem. Bak şimdi Adem nedir kafada? Bir daha söylüyorum. Allah, Allah'ın yokluğu yok yani. Ama kafasızın kafasında var. Allah yani Adem'i mutlak zaten yoktur diyor. Adem'i sırf vardır. Yokluktan yaratılmış. Adem'i mutlak. Nedir o diyor? Misal vereyim. Adem-i mutlak Allah'ın yokluğu. Adem-i mutlaktı. O yok. Ama kafasızın kafasına var. Tamam? Niye bu imkanı verdi? O Allah neyse onu yok edince onun zıttı kadar bir şey oluyor kendisinde. Onun aleminde, onun aleminde e, Allah yok ol yok. Allah neyse onu yok ederek onun zıttı kadar bir şey oluyor kendisinde. O o yok edilmesiyle neydi ise hmm. onun ortaya çık çıkarttığı boşluğun adı Adem. Hmm. Adem. Kafa o Adem işte yaşıyor. Nasıl bir Adem alemleri diyor. Hmm. İşte Adem alem mesela cennet şey cehennem bile taş ören şirket ya. Yani ona, ona çalışıyor 11. şu Cehennem bile Adem alemlerine çalışıyor. Ce cehennem bile nimet yani. Vücut alemi. Adem dedi ki var mı? V var ama nasıl bir var bilmiyorum. Cehennem gibi değil. Zaten Adem'in içini tanımlayabilsek o zaman cehennem olur. Her tanımladığın şey Adem değildir. Cehennemdir. Adem tanımlanamadığı için, içine bir şey konulamadığı için, ifade edilemediği için Adem. Nasıl olur insanın kafasında? Allah'ın Adem'i mutlak, Adem'i mutlak zaten yoktur. Ama kafasızın kafasına var. Allah neyse, onu yok eden insanda, onun zıttı gibi bir şey olur. Zıttı gibi bir şey olur. O olan insanın kafasında Allah'ın zıttı olan şey neyse, o insanın kafasında Adem'i mutlak olur. O kadar büyük bir mükafat ki mümteniye sahip olur. Yani. İnkar edebilmek o kadar büyük mükafat ki Allah'ı var ede var, var edebiliyorsun. O o pist yani. İnkar edebilmek bir şey var etmenin adıdır. Mesela pist yoksa uçak inmez. Mesela sığırlar Allah inkar edebilir mi? Yok ki öyle bir tarafı. O edemediği için bizim gibi Allah'ı tanıyamıyor. Elestu bir rabbikum sorulduğuna göre reddedebilme özelliğim var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sorulabilmesi için değilsin diyebilme özelliği de var. Eğer zıttı reddetme özelliğimiz yoksa bu soru sorulamaz. Sorulduğuna göre kabul ve reddetme özelliği var. Onun için Allah'a reddetme özelliği diğer mahlukata verilmemiş. İnsana verilebilmesi, verilmesinin sebebi Allah'ın en cami bir ayna olabilme imkanından dolayıdır. A olasın diye. İnsan reddedebiliyor. Koyunun içi kafir koyun gördünüz mü? Müslüman koyun da yok dolayısıyla. Küfür imana hizmet eder. Şirk itikada hizmet eder. Ee, kafir sığır olmadığı için Müslüman sığır da yoktur. Nedir o? Mubahtır. Tamam Zıttı, zıtsız bir şey yani. Tersi şimdi içeriden dışarıya. Tersi histe ortaya çıkan yani histe ortaya çıkan ne çıkan? Mazi ve müstakbel. Var mı? Yok. Ama içte var. Dışarıda yok. Mazi hayatımız nerede? Aa defterim burada. Burada da kahve var. Mazim nerede? Mekanı var mı? Yok. Mazim neredeyse istikbal da aynı yerdedir. Çünkü ustat diyor ki alemi gayptan olan mazi ve müstakbel imam-ı bin. Ha. Mazi ve istikbal Gayiptir, Aynı dirler. Hatta istikbal gelecektir. Yaşadığım dünya da gelecektir. Çünkü önüme atıldı. Ahirette göreceğim onu. Yaşadığımı göreceğim. O da gelecekte. Abi biz maziye hatıralarımızla, hafızamızla... ulaşıyoruz. İstikbale nasıl ulaşabiliriz? İstikbale de hissi kabelel vukunun bir tane o. Mesela hisse tahayyün ediyor onlar. Onlar yaşanıyor, onlar geliyor. 506 sözlerle diyor ki bir geldim sana misafir. Eve bir daha geldim. Bir daha geldim. Onlar iadeyi ziyaret ederler diyor. Kalp ve evet. Da hazır zaman gibi. Hazır zamanın daha geniş dünyaları görürsün diyor. Kalp ve ruhun derece hayatına girersen diyor 17. lamada. Şimdi bir daha okuyorum. Tersi histe ortaya çıkan ne var işte? Mazi ve istikbal kalbe Ruha ve akla uygun hale getirilir. E, akli ve kalbi ve ruhu olur. Yani tersi yapıyoruz. Dışarıdan gelenler iç alemimizde mal oldu. Mekan açtı. Şimdi alemi gayb ve melekutlardan, Cenab-ı Hak'tan gelen o <laughs> taayunat-ı ilahiyeler e, vicdana, e, şeye, şey vi, hisse geldi. Mazi ve müstakbel yok ya işte. Yalnız üstü kalkar. Oraya geldi. O histekiler e, o bir pakettir. His mekandır. Gelen bilgiler masa gibidir. O mekana gelenler mekan cinsinden değil. His mekandır ama hisse tayin eden ulvi hakikatlar o mekandadır diye o mekana benzemiyor. Bu koltuk ve biz bu mekandayız diye mekan cinsinden değiliz. Binanın içindeyiz diye biz binaya benzemiyoruz vicdan şey his mikandır, bina gibidir. Gaybtan gelenler de bizim gibi o salona giren gibidir. Şimdi vicdana vicdandaki hisse gaybtan geldi. Hissi kabilel vuku geldi mi? Geldi. Şimdi o tevzi edilecek. Mideye gelen yemek her tarafa tevzi ediliyor. Şuraya git, buraya git, tırnağa git. Aynı onun gibi. Histe gelen o gaybi, lahuti hakikatlar hisse kondu yaşanıyor. Şimdi hisse diyor ki al akıl sana hisse. Akla dönüştür. Artık formatı değiştiriliyor. O hissi hissedarlığımız aklı hissedarlık olur. Akla hazır etti. O gaybi malumat. Zihine attı. Tecessüm etti. Hayale attı. Mahsus etti. Kalbe attı. Duygu oldu. Ruha attı. Latife oldu, şefkat-i mükadesi oldu. Hasan abiciğim, şimdi biz ilim diye bildiğimiz her şey levh-i mahfuzda var. Ama şimdi öğreniyoruz ki hislerimiz ilim evinden değil. Yani levh-i mahfuz dışında bir mekan var, yani bir yerde bunlar. Levh-i mahfuz ayrı, alem-i misal ayrı. Ee, büyük insanda, e, büyük insanda böyle... E, ne varsa insanda da var. İnsan e, vicdan, daire hayattır. da Levi Mahfuz'un işte bir ayrı daire hayatın ayrı, daire ilmin ayrı, e, arşın ayrı birbirine karıştırmamak lazım. İçimizdedir diye. Her şey iç aynı cins değil. Mesela bu binada e, herkes buradayız ama koltuklar var, bardaklar da var. Sen de varsın, ben de varım ama içerideyiz de hepsi hurda kaç değil. İç alemimizde Lefi Mahfuz'un karşılığı ayrı, e, daire hayatın karşılığı bizde e, vicdandır. E, arş'ın bizdeki karşılığı kalptir. Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı ruhtur gibi. Ben biraz gideyim. Yani hurda kaç değil tabii ama et ve kemik zannediyoruz. Bir tuhaf zaten gidiyor. Bedenimizin dışında hiçbirisi buralı değil. Hiç ama. Hiç buralı değiliz. Onun için buraya ülf, buraya ülfet etmişiz, ünsiyet edemeyiz. Mümkün değil. Herkes kendisini kendisinde olduğu gibi dünyada da misafir kabul ediyor. Yani kendisi kendisini alışmamış. Onun için kendisi kendisini hep yabancılık çekiyor. Hep kendisi kendisinde misafir görüyor. Bir böyle... Peki kendisini kendisi hissetmek ne demek? Bu ünsiyettir. Kendisi kendisinden lezzet alır. Kendisi kendisinde seyahat edebilir. Kendi kendisinde e, dolaşmaya müsaade etmenin adı tefekkürdür. Her şey leyf-i mahfuzda yazılıdır ama hisler... Başka bir şey. Başka bir Evet. Hissedar olmaktır. His bir kere kafaya koy, koymakla. His hissedar olmaktır. Onu o mekanda yaşamaktır. His mekandır. Başka bir şey ya. Yani. Abi, şu, şu soruyu da. akli kalbi ve ruhi. Aklın kendisi değil, tatke koydum. Aklı ya, ait. Yok yani şimdi şunu. Ne no, oldu? No. Az önce anlattım. Şu zamana kadar anlattık ki. <laughs> ne yaptın? <laughs> yani şu zamana kadar anlattık <laughs> ya. Ha tersi ha burada ha. Şu zamana kadar anlattık ki. Akılda, kalpte, ruhta mi? mekan açmakta. Düzü derken bunu kastediyorum. Şimdi tersi dediniz. Şimdi... Gene akılda, gene kartta, gene ruta açıyoruz. Bu. Nereden alıyoruz, nereye veriyoruz? Biz kim, kimiz? Biz acayip bir şeyiz. Eleyiz. Elek ufaktır der. Ustadın misali. Fakat bir depo unu eledi buraya attı. Ee, tamam mı? Veya kap ha bu kadar kap. Okyanusu buraya aktardı. Doğru aktı. Okyanus kadar büyüktür demek bizzat mekan değil, vesileli cihetiyle. Ustad diyor ki elek onu attı, eledi ama eledi. Koca dünya kadar onu eledi. Dünya kadar büyük değildir. İnsan da öteki 18 bin alemi buraya kayba, gaybı ötelere Lahut'a, Lahut Ceberut ben kimim? Ben de zaten bilmiyorum ki 60 seneden beri onu arıyor. Bir yani. He, hani böyle evet. elek gibiyiz diyor evet. usta. Veya muhakemata geçiyor bu veya kap gibiyiz. Okyanusu olsan uzun zamandan olsa sonsuz olacak diye değil. Ben bu bardakla okyanusu başka yere aktarabilirim. Uzun zaman olabilir ama mutlaka sonludur çünkü. İnsan da böyle. İnsan öyle bir elek, öyle bir kaptır ki diyor. E, gaybı şahadete, şahadeti melekuta. Melekut o gayb alemlerini şahadete taşıdığı gibi e, Artık gayb de olmayan, gaybul gayb olan Allah'a, Allah'a da taşıyabiliyor. Yani oraya dönüştürebiliyor insan. Ayine-i itibariyle. insan sanki, hani sanki Allah, 18 bin alem içinde bir şey ya. İnsan yani ortasında bir, bir şey. Bir şey He, bunu buraya, bunu da buraya yaparken gene bir şey kalıyor bende. Al beş kuruşa, ver beş kuruşa, kalır sana bir şey demiş ya ticaret eğilir. Bir insanı bir türlü evet, hani anlat, sen, sen anlamadın ki anlatasın. Ya. Anlamıyoruz. Evet. Anlamıyoruz. 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 ben de anlamadım ki. Ya anlamıyoruz da. Evet. İyi ee, hadi. Kapandılar o zaman. El <gülüyor> Fatiha. <gülüyor>